Kulağından al sesi yüreğinde at sevgisi eksik olmayanların pazartesi akşamları canlı yayında 2,5 saat atçılık sohbeti yaptıkları program Farklı Analiz'den bir kez daha merhaba. Ben Enver Arslan, iki dev isim Atahan Zilcioğlu ve İmparator Süleyman Akdi ile beraber stüdyoda yerimizi aldık. Ve Tay TV ile ortak yayınımızda TCK TV reisinin sunumuyla huzurlarınızdayız. analiz@tck.org bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Aynı zamanda Twitter'ı canlı yayın boyunca kullanıyoruz malumunuz. İnteraktif şekilde etiketimiz Farklı Analiz. Hashtag Farklı Analiz yazdığınız bütün sosyal medya paylaşımlarınızı Twitter üzerinden canlı yayında takip ediyoruz. Soru, görüş, öneri ve eleştirilerinizi lütfen hashtag belirterek bizlerle paylaşın ki biz de canlı yayında gündeme alalım. Yoğun bir gündemimiz var. Üzücü bir başlangıçla startı vereceğiz. Ondan sonra hareketlenmeye gayret edeceğiz ve ilk konumuz bu sabah saatlerinde yarışçılık camiasına üzücü şekilde düşen kardeşimizle ilgili. İslam Taşçı'yı kaybettik. Hemen ilk sözleri vermeden İslam'la başlayalım istedim. Atan abi, topu sana atayım. Ya, genç kardeşlerimizden biriydi. Evet, yani çok üzüldük hakikaten. Çok enteresan bir şekilde bir trafik kazasıyla yaşamını yitirmiş İslam. Ben ilk sabaha karşı ilk işte haberler duydum da acaba bir idmanda bir kaza mı geçirdi diye düşünürken şöyle bir şey olmadığını öğrendik. Dün akşam bir meslektaşının, sanıyorum Oğuz Eren'in düğününe gitmek için İzmir'den Bursa'ya geldiğinde hakikaten çok talihsiz bir trafik kazasıyla yaşamını yitirdi İslam. Çok üzgünüz tabii. Ailesine, akrabalarına başsağlığı diliyorum. İslam'a Allah'tan rahmet diliyorum. Yarış camiasına başsağlığı diliyorum. Yani çok genç bir çocuk. Bir de hani sabahtan beri ben çok iyi tanımıyordum İslam'ı. Ama sabahtan bu yana kimle konuşursam yani bu kadar mı güzel şeyler söylenir? Kesinlikle. Yani on numara bir genç, on numara bir kardeşimiz olduğunu söylüyorlar. Bu da dün akşamdan son kare diyebiliriz. Yani kazadan yaklaşık 5 dakika önceyiz. Vallahi işte yani ölüme çare bulunmuyor. Aynen. Hakikaten çok üzücü bir şey. Gencecik bir çocuk. Pırıl pırıl bir çocuk aramızdan ayrıldı. Eşine, ailesine sabırlar dilerim. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Süleyman abi, genç bir kardeşimizi uğurlayacağız. Cenaze töreni salı günü. Evet. Yetişirse öyle, yetişmezse ikindi mütakip İzmir'de olacak. Talihsiz bir kaza. Bu genç yaşta kaybetmiş olan üzüntüsü içindeyiz yarışçı camiası olarak. Geride kalan eşine, ailesine, herkese başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Atahan'ın dediği gibi yani bugün kim işte böyle bir kardeşimiz vefat etmiş, gelen o kadar iyi bir çocuktu ki şöyleydi böyleydi anlata anlata insanlar bitiremiyorlar. Gurur verici bir şey ama onun açısından böyle konuşulmaları, ama onu da erken kaybettik, çok üzücü bir şey. Bir de İrlanda'ya gitmiş bu kardeşimiz. Evet. Özcan'la, Mustafa Tarhan'la, Şahin Dursun. Oraya da yani o seçilip giden değerlerden bir tanesi. Zannediyorum ki işte bizim tanıyamamızın tek nedeni külü aldığından dolayı çok bilemedi, yapamadı. İdman jokerine devam etmiş ve de çok sevilen birisi olmuş. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun. Bugün Özcan'la da yazıştık. Mustafa Tarhan şimdi yazıyor. Onlar işte 6 isim. Ümit Özcan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şahin Dursun, evet. Mustafa Tarhan, Özcan Yıldırım ve rahmetli İslam. Bu anlamda bir kez daha Allah rahmet eylesin diyelim ve sabırlar dileyelim sevdiklerine, yarış camiasına. Evet, programın ilk dakikalarını böyle açacağız demiştik. Ondan sonra kendi akışımıza geçmeye gayret edeceğiz. İkinci gündem maddesi de aslında yıllardır acısı dinmeyen ama anılarımızda hep sıcak tuttuğumuz, hatta Farklı Analiz'de sıklıkla dile gelen Nur İçin Hayat'ın Ekrem Kurt'la ilgili olacak. Haber bandımızı görelim. Sonra hem Atahan abiye, sonra da İmparator'a sözü bırakacağız ama önce arkadaşlarımızın hazırladığı haber bandını görelim. Türk yarışçılığının efsane ismi Ekrem Kurt, aramızdan ayrılışının 22. yıl dönümünde adını taşıyan eğitim merkezinde düzenlenen törenle anıldı. Törene Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Genel Koordinatörü Dr. Ender Aydıner, Türkiye Jokey Kulübü Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulu Öztürk, Aprant Eğitim Merkezi Danışmanı Süleyman Aktı, Kurt ailesi, eğitim merkezi öğretmenleri, öğrencileri ve sevenleri katıldı.
Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anma töreninin açılış konuşmasını Apprenti Eğitim Merkezi Müdürü Zeynep Aldan Postalcı yaptı. Ekrem Kurt, benim için büyük küçük koşu olmaz. Hepsine aynı önemi verip aynı heyecanı duyarım. Zaten bizim meslekte heyecanınız azaldığı zaman başarı grafiğiniz hemen düşer demiştir. Sevgili öğrenciler, sizlerin de ilk günkü heyecanınızı ve gelişme hevesinizi hiç kaybetmeden Ekrem Kurt'un açtığı yolda ilerlemeniz, onun çalışkanlığı ve ahlakını örnek alarak ulusal ve uluslararası başarılar elde etmeniz en büyük gayemizdir. Törende söz alan 1. sınıf kursiyeli Ali Kemal Kocabaş, Ekrem Kurt'un başarılarla dolu hayat hikayesini paylaşırken, 2. sınıf kursiyeli Umut Demir, usta jokeyi meslek aşkı ve centilmen kişiliğiyle örnek aldıklarını vurguladı. Ardından kürsüye gelen Süleyman Aktı, Ekrem Kurt'u anlatırken gözyaşlarına zor hakim oldu. Ekrem abi çok iyi giyinen, çok güzel konuşan, hakiki beyefendi bir insan. Bizler ondan çok feyiz aldık. Biz zamanında çocukken işte Aksu Çeşmesi'nin oradan yağmur yağdığı zaman kirbitleri yarıştırdık. Yürü Ekrem, yürü Kazım, yürü Mümin. Ekrem abiyi bütün jokey arkadaşlarımız, ben dahil, hep örnek almışızdır. Ve kendisi hiçbir jokeyin daha seçilemediği bir Türkiye Jokey Kulüp azalına seçilmesi bir olay olmuştur. Yani bir jokeyin yüksek bir katılımla seçilmiştir. Bu da jokeyler adına çok önemli ve onur verici bir şey olmuştur. Onun için kendisini rahmetle anıyor, saygılar sunuyorum. Efsane jokeyin ailesi de törenin ardından duygusal anlar yaşadı. Çok duygusalım. Herhalde pek konuşamayacağım. Siz onu yakından... oluyor, onurlu annesiyim. Çok sevdiğim bir insandı. Çok takdir ettiğim bir insandı. Rahmetli anıyorum. 80'lerin ortası, yani en çok derece aldığı, arka arkaya derece aldığı dönemlerden birisinde. Yarıştan önce biz de paddock'un diğer tarafında, seyirci tarafında bekliyorduk. Bir böyle bir gülümseştik. Yani hani ben tabii çocuk şeyle bakıyorum, gözüyle bakıyorum. Hani merak etme, hani aldık veya bende gibisinde, ama yani o şeyi ifade etmek çok zor. O bakışı ifade etmek çok zor ve o yaşın sonrasında kendisi birinci gelmişti. O kare böyle atın üzerinde, yani starting box'a giderken o görüntü hiç kafamdan hiçbir şekilde silinmiyor. O şekilde de kalacak bende. Ben de Onur gibi küçüktüm o en yoğun koştuğu dönemde. Ama televizyonda en iyi izleyicilerindendik. Hiçbir yarışını kaçırmadık. Gazi koşularını özellikle. Ama her zaman tabii ki ben babamdan da, amcamdan da, amcalarımdan da bildiğim kadarıyla da aralarında çok güzel, çok düzeyli bir ilişki vardı. Her zaman ayrıca... Çalışma hayatımda da atlarla ilgilenen müşterilerimden de duydum. Atlarla konuşan adam denirdi. Ona denir her zaman. Efendiliği de her zaman söylenen bir şeydi. Onunla gurur duyuyorum. 1934 yılında Manisa'nın Salihli ilçesinde ziraatçı bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Ekrem Kurt, atçılık camiasına 1948 yılında katıldı. 1993 yılında Türkiye Jokey Kulübü Asli üyeliğine seçildi. İlerleyen yaşına rağmen at binmiş dünyadaki ender jokeylerden biriydi. Yarış hayatı boyunca 12.800 yarışa katıldı ve bunların 3.665'ini kazandı. 112 Grup 1 yarış kazanan Ekrem Kurt, 49 yıl boyunca mesleğini büyük bir centilmenlikle ve diğer meslektaşlarına örnek olacak nitelikte sürdürmüştür. 1997 yılında kaybettiğimiz usta jokeyimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Saygı ve rahmetle andık 22. ölüm yıl dönümünde. Önce Atan abi sana döneyim, zira imparator konuşurken gözleri doldu. İmparator'un söyleyeceği çok şey var tabii. Çok şey var, çok anı var. Ya her jokey, her açı bizim için çok kıymetli. Yani geçmişte ebediyete intikal eden, ama hani bazı isimler var ki onlar hakikaten çok farklı bir yerde. Şimdi onu konuşuyorduk törenden izlerken. Yani üzerinden 22 sene geçmiş. Hala Süleyman Aktı onun adını alırken gözleri doluyor. Hala insanlar Ekrem Kurt'u konuşuyor. Onun için yapılan törenler
hiçbir yıl aksamadan devam ediyor. Ve gelecek nesillere Ekrem Kurt ismi bir şekilde taşınıyor. Bu çok önemli bir şey. Tabii Ekrem Kurt çok büyük bir jockey tabii ama onun dışında çok özel de bir insan. Dediğim gibi yani bunu imparator bizden çok daha biliyor. Ben kendi adıma onu seyretmiş olmaktan hakikaten çok mutluyum, çok keyifliyim. Yani Padua çıkışı bile şu anda gözümün önünde. Yani her şeyle farklı, çok karizmatik bir insandı. Yani böyle bir hani jockeyler üstü gibi, hani bir duayen gibi işte, anlatabiliyor muyum? Yani kendine has bir karizma. Tabii tabii, yani çok enteresandı. İşte o meşhur şeyden yeşillikten çıkarken koparması, ağzını alması filan, o şeyleri, onları bile biz mesela anlamlandırmaya çalışırdık. Acaba atına güvendiği zaman mı öyle yapar filan diye de hep böyle. Padova çıkarken de çizmesine dokunuyor. Tabii her şey olay olan. Yani. Ve tabii bir ekürüyle beraber. Bir çöp koparır onun ağzını kenarına. Ve tabii bir ekürüyle beraber bir hikaye yazmış. Tabii. Yıllar boyu süren bir hikaye. Yani o yeşil beyaz formayla olan efsane, evet, bir birliktelik. Evet. Yani bu dünyada çok az jokeye nasip olmuş bir şey. Çok büyük başarılar tabii, hiç yani konuşulacak bir tarafı yok. Yani anlatmakla, evet, bitmeyecek şeyler. Dediğim gibi 22 yıl sonra, ki 1997'de vefat etmiş, hala bu şekilde anılması hakikaten bizim için de, bizim camiamızın da, evet, ne kadar vefalı bir camia, evet, olduğunun da bence net en önemli şey göstergesi. İnanıyoruz ki yani ben 50 yıl sonra da Ekrem Kurt'un buralarda yine konuşulacağına adım gibi eminim. Evet. Süleyman abi. Şimdi tabii yani şimdi şöyle bir şey var. Bir sefer hemşerim benim Ekrem abi. Biz aynı memleketliyiz. Sizin coğrafya da jockey coğrafyası. Evet, şimdi Salih'den 3 jenerasyon jockey geliyor. Önce babam geliyor. Sonra Ekrem abi geliyor. Sonra ben geliyorum. Enteresan bir yöre Salih'li 3 jenerasyon şampiyon jockey çıkartıyor. Ya bu nasip bir şey tabii, değil tabii. Yani. Bir daha tekrar olmadı. Tabii babamın bindiği zamanda öyle jokeylikte böyle çok popülaritesi var ama yok. Ekrem abi bindiği zaman tabii daha bir gazeteler, magazinler falan giriyor işin içine. Şey daha büyüyor. Atçılık sektörü daha büyüyor. Ve Ekrem abi tabii çok karizma bir insan. Oturuşunda, giyiminde, konuşmasında, insanlara hitap edişiyle kendine her zaman saygı duyuran bir yeteneği var kendisinin. Çok şeyler ondan aldık. Şu anda bile bir apranti okulunda işte bir apranti bir şey okurken bilmediği halde Ekrem abinin ne kadar çalışkan olduğunu, ne kadar mesleğini sevdiğini, ne kadar çalışılması gerektiğini apranti orada öğreniyor. Biz bunu gördük ama yeni nesillere de bu aktarılıyor orada. Çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Bizim çok anılarımız var tabii. Bir tanesini anlatayım. Lütfen. 1963 senesinde ilk ben burada ata bindim. İşte üçüncü oldum. Bir daha üçüncü oldum. Ankara'ya geçtik. Ankara'da ilk yarışıma biniyorum Ankara pistinde. Ankara pisti enteresan bir pist. 700 metre düzlük var. Ekrem abi William Giroux'un La Sirene biniyor. Ben Burhan Karamömed'in Tuğrasına biniyorum. İşte ben 38 kilo falan geliyorum yani. Atlar bir tutuştu düzlükte. Hiçbir birini ayırmıyor atlar. Nasıl biliyor musun? Bir tek at o gibi. Geçiyor, bir o geçiyor. Artık yarışın son 300'üne girdik. Ekrem abi hadi diyor. Hadi, hadi. Duyuyorum ben. Şimdi ben bu hadi dedikçe ben bana diyor zannediyorum. Ama ne yapacağım diyorum. Böyle bir enteresanlık var. Neyse yarış bitti. Ben bakıyorum şeye. Bir 10 dakika asamadılar. Çok enteresan bir foto. Bende fotosu var zaten. İşte bulamadım bugün. Koysan diyecek ki hangisi kazandı bunun? Belli değil yani. Öyle bir ince çizgi. Ekrem abi yazdılar. Ya dedim hadi hadi diyor ama o kazandı dedim. Niye neden hadi diyor acaba falan. Böyle bir kafamda bir istifam oluştu. Sonra tabii ilerleyen senelerde Ekrem abi böyle finişte baş başa mücadele ederken hadi, hadi kızım hatta, hadi oğlum, hadi kızım, hadi oğlum. Öyle bir konuşması vardı yani. Vay be. O da ayrı bir lisan değil ayrı mi? Ayrı tabii. Enteresan bir lisan yani. Süleyman abi bir ipucu aldım. Hı.
demiştiniz ki 48 yaşındaydım, örnek olarak söylüyorum. İki çocuk babasıydım. Karşısında giyinmezdim. Tabii. Karşısında otururken dikkat ederdim. Yurt dışı yarışa giderim, dönüşte bunu da soralım. Sayın yarışseverler, Wolverhampton'da dördüncü koşu başlamak üzere. Starting box'a yerini alan 6 numaralı Petrus Pony ve box'ın gerisinde 3 numaralı Kalaçi Dragon kaldı. Kalaçi Dragon'dan sonra 2 numaralı My Target giriş hazırlığı yapıyor. 2 numaralı My Target 6. ve sonuncu at olarak starting box'daki yerini almak üzere ve 2 numaralı My Target da kulvarındaki yerini alıyor. Atlar start takibimliğine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. İç kulvardan atak yapan 1 numaralı Şövalye. Dış kulvardan gelen 4 numaralı Los Camachos. Filmde 4 numaralı Los Camachos ataklarını artırıyor. 1600 metre start yeri geçilirken bir boy farklı bir liderlik temin ediyor. 1 numaralı Şövalye'nin önünde. Şövalye'nin bir boy gerisinde dış kulvarda 3 numaralı Kalaçi Dragon. İçinde 8 numaralı Pukita. Bariyer dibinde 2 numaralı My Target. Onların 3 boy gerisinde ise grubun son sırasında 6 numaralı Petrus Pony. Son 1400 metre start yeri geçilirken önde bir boy farklı liderliğini 4 numaralı Los Camachos koruyor. 1 numaralı Şövalye'nin önünde. Şövalye'nin sağ arasına 3 numaralı Kalaçi Dragon geliyor. Onların bir boy gerisinde 8 numaralı Pukita, hemen içinde 2 numaralı My Target. Onların 2,5 at boy gerisinde 6 numaralı Petrus Pony sırasıyla 1200 metre start yeri geçiriyor. 4 numaralı Los Camachos'un bir boy farklı liderliği sürüyor. Bir boy gerisinde dış kulvarda 1 numaralı Şövalye. Şövalye'nin hemen dışında 3 numaralı Kalaçi Dragon. İç kulvarda 2 numaralı My Target. Onun bir boy gerisinde 8 numaralı Pukita. Pukita'nın da bir boy gerisinde grubun son sırasında 6 numaralı Petrus Pony ve bir boy farkla son 800 metreyi 4 numaralı Los Camachos önde geçiyor. Şimdi 1 numaralı Şövalye ataklarını artırıyor ve 4 numaralı Los Camachos'u yakalama gayretleri içerisinde. Onların 2 boy gerisinden de 8 numaralı Pukita'nın atağı var. Şimdi dış kulvardan kolay bir tempoda gelen 1 numaralı Şövalye içindeki 4 numaralı Los Camachos'u yakalıyor ve onu şimdi hakim oluyor, bastırıyor, geçiyor ve son 400 metreyi de şimdi bir boy farkla 1 numaralı Şövalye önde geçiyor. İçeriden 4 numaralı Los Camachos'un gayretleri var. 1 numaralı Şövalye son 200 metre geçilirken 1,5 boy farklı liderliğini koruyor. 4 numaralı Los Camachos ikincilikte, 8 numaralı Pukita üçüncülükte giderek artan temposuyla günün 4. koşusunu 1 numaralı Şövalye kazanıyor. 4 numaralı Los Camachos ikinci, 8 numaralı Pukita üçüncü, 6 numaralı Petrus Pony koşudan 4. olarak ayrıldı sayın yarışseverler. Günün 4. koşusunu 1 numaralı Şövalye kazandı. Gayri resmi olarak 1-4-8-6 sıralaması var. Sonuç gayri resmi. Arkadaşlarımız alt yazı olarak kesinleşince verecekler. Farklı analiz etiketi altına geçtiğimiz hafta yaptığımız soruyu soruyor yarışseverlerimiz. Kitaplar, yıllık, daha doğrusu almanak yıllığımız geldi. Bu hafta kargolanacak. Listeyi yarın farklı analiz Twitter hesabından duyuracağız. Bu anlamda bu bilgilendirmeyi de yapayım. Bu hafta da küçük bir etkinlik yapabiliriz diyelim ve imparatora dönelim. Jockey odasında karşısında giyinmezdik bile. Ya şimdi tabii ki o devirde öyle bir gelenek vardı. Hmm. Yani büyükler, küçükler büyüklere çok büyük saygı duyardı. Benim bindiğim dönemde de o şekilde olmuştu. Küçükler aynı şekilde bize saygılı davranmışlardı. Ama bu dönemi bilemiyorum tabii, oraya girmediğim için. Ama o zaman bu bir gelenek. Küçük her zaman büyüğe saygı duyacak. Büyük de her zaman küçüğü sevecek yani. Bu jockey odasında benim bindiğim 47 senede böyle olmuştur. Vay. Şimdi öyle mi hakikaten, ben de merak ediyorum. Ben de bilmiyorum. Birçok jockey arkadaşımız seyrediyor biliyoruz bizi. Biliyoruz da bir şey bilmiyoruz yani. Birçok jockey arkadaşımız seyrediyor yani. Paylaşsınlar evet. Hakikaten evet. Şimdi öyle mi? Bizi en azından bir öğrenelim ya. Evet. Belki de öyledir, bilmiyorum. Hiyerarşi yani. Sürüyordur belki. Belki de öyledir tabii, bilmiyorum yani. Ya, paylaşıyoruz biz yani. Çocuklarla öyle olmadığını söylüyorlar. Hani sağdaki görüntülere bakınca öyle değilmiş gibi görünüyor ama evet, belki de evet. İnşallah. Yani ben bıraktıktan sonra o işin öyle olmadığı, tamamen değişik olduğunu söylüyorlar. Bu dayı çok üzüldü. Ya. Evet. Dayının yüzünde böyle bir tebessüm açtırmak istiyorum izin verirsen. Evet. Tabii ki. Mümkünse hemen. çok sevgili abimiz, benim de yarış yazarlığında hocam, üstadım sevgili Hasan abi. Geçen hafta içerisinde Sayın Hasan Saydam Süleyman Akli'ye verilmek üzere bir emanet bıraktı. Oo.
İçinde bir de not var. O notu, notu da... Notu ben alayım. Notu da al, yalnız notun üstünde baş, şey de var. Onu da sonra dayıya tekrar verirsen sevinirim. Hatta şöyle yapayım canlı yayında. Canlı yayının... Rozetimiz. Bu... Necati'ye dönüyorum hemen. Geçen hafta 3-3 biten maçtan sonra bir gün sonra bana gönderdi. Hem Sayın Hasan, hem onu. Teşekkür ediyorum. Şeyde aşağı alt tarafta. Ben hemen notu da okuyayım. Onu da vereceksin. Onun içinde de devamı var. Süleyman abi, burada da devamı. Evet. Siz açın lütfen onu. Sayın Süleyman Aktı Bey'e. Sevgili kardeşim, pistlerin imparatoru. Kendi sahamızda 3-0 galip iken 3-3 olmak bizim için 6-0 mağlubiyettir. Olsun. Bizler iyi günde de kötü günde de Beşiktaşlıyız. Evet. Rozetini ve kravatını sağlıklı günlerde takarsın inşallah. Teşekkür ederim. Sana ve ailene mutlu günler diliyorum. Atlarının ayakları düz bassın. Ağaç dalların astığın kafeslerden hep nameli sesler gelsin. Sağ olsun. Teknen orkinoslarla dolsun inşallah. Hasan Saydam. Çok teşekkür ediyorum Hasan. Ne güzel dilekler ya. Sağ olsun. Tekneler orkinoslarla. Hasan abi çok teşekkür ederim. Çok selamlar. Ben de selamlar, saygılar. Onun ileride bir sürprizi daha olacak. Onu şimdi söylemiyorum. Evet. Onun zamanı gelince paylaşacağım. Süper. Sağ olsun. Evet, Hasan Saydam. Buradan Hasan abiye de selam olsun. Ne olacak bu Beşiktaş? O bölümü geç. Evet. O çünkü ne olacak bu Galatasaray? Ne olacak bu Fenerbahçe diye devam edelim. Sırayla gidiyoruz. Sırayla gidiyoruz. Şimdi geçtiğimiz haftanın önemli gündem maddelerinden birine geçeceğiz. Dubai'de iki Türk safkan, iki yerli isim mücadelesini sürdürüyor. Bu arada 94 Preveze'yi atlıyorduk az da. Onu bir görelim. Evet, 94 görelim. Preveze'yi yönetmenim hemen hatırlattı. Ekrem Kurt'la ilgili son sözlerimizi söyledikten sonra... Bir de 94 Preveze'yi görelim istedik. Hamzacığım, olabiliyorsa Düzlü'ye gelelim ve İmparator'a soralım. Şimdi ben burada bu yarışı seyrettikten sonra, tabii seneler sonra yarışın daha burada Uğurkan'dı değil mi? Uğurkan. Uğurkan'ın koştuğu atların burada 5 tanesi falan kısırak. 2 tane erkek at var yarışta. Aynen. Enteresan. İşte gelinim mi var? Gelinim var. Şu anda 4. sırada. Gelinim var. Ondan sonra benim bindiğim Ümran'a mı biliyorsunuz? Ümran var. Ümran'a, ben içeride sarı kırmızı forma. 5 numara Ümran. İkincilikte içeride giren Ümran. Nur Bey, Nur Kutnan kısıra. Biraz ses verebilirsin Hamza, varsa ses. Gelinim Davi Bey'in. Davi Bey. Mehmet Ayan seyrediyorsa gelinimi görür görmez şimdi refleksini verir. Sesli de alalım bir yandan. Gelinim geliyor, evet. Şimdi ortadaki Ümran da bir mücadele, birincilik mücadelesi yapıyor. Bir boy farklı bir izlerdi. Gelinim temin ediyor. Dış kulvardan Uğurkan'ın gayretleri var. Gelinim az farklı bir izlerdi koruyor içeride. Ümran dışarıda. Uğurkan bir at boyu kadar. Gelinim önde. Uğurkan geliyor. Uğurkan geliyor. Gelinimi yakalıyor. O da az farklı bir izlerdi temin edip koşuyor. Uğurkan kazanıyor. Gelinim ikinci. Uğurkan'dan güzel bir sprint. Şimdi burada gördün mü ne kadar soğukkanlı, yani bir tane kamçı vurmadan. Şimdi yani kamçıya sonra geleceğiz ama görüyorsun işte bir tane kamçı kullanmadan öyle yarışı. Preveze koştu. Uğurkan, gelinim, Ümran, evet. O atları hatırlayanlar için de nostalji olmuş oldu. Evet. Bir kez daha Ekrem Hoca nurlar içerisinde uyusun diyelim. Evet, Dubai dosyasını açıyoruz. Perilina bu kez olmadı diyelim. Evet, istediğimiz gibi olmadı. Son şansıydı diyebiliriz herhalde puan açısından. Evet. Yani tabii aslında Perilina'nın özelinde değil ama hani Türk atlarının yurt dışı maceraları, yurt dışına koşmaya giden atlarımızın karşılaştıkları durumlar, atlarımızın form durumları, işte sezon olarak bu yarışların durumu gibi pek çok konuyu aslında uzun uzun oturup konuşabiliriz. Bunu belki ileriki programlarda da inşallah yaparız. Özellikle internasyonel yarışların gündeme geldiği koşullarda. Ama ben bugün için aslında çok not almıştım. Hı hı. Çünkü bu yarışın sonrasında sosyal medyada gördüğüm bazı mesajlara da hakikaten çok içerledim ve üzüldüm de. Hatta onlara bir cevap da verdim. Ama hani bugün için bunları şu anda konuşmak bence çok erken. Çünkü daha koşmasını beklediğimiz bir atımız daha var. Ki birazdan bir bağlantımız olacak. O da inşallah sağlıklı bir şekilde, en azından sağlıklı bir şekilde
bu dönemi tamamlasın. Dediğim gibi o analizler yapılır. Türkiye'nin yurt dışı temasları, Türk atlarının yurt dışında koşmaları, koşmamaları gibi veya nerelerde koşmalı, nasıl koşmalı. Stratejiler değil mi? Stratejiler konusunda pek çok şey söylenebilir ama bugün için bunları ben de ötelemek istiyorum. İşin doğrusu bunu söylemek gerekirse. Tek bir şey söyleyeceğim. Türk atçılığının yurt dışına giden atlarını ve at sahiplerini, antrenörlerini, seyislerini eleştirmek gibi bugün bir lüksü yok bence. Böyle bir lüksümüz olduğuna inanmıyorum bugün için. Ha, inşallah yarın çok daha fazla atımız, sadece Dubai'ye de değil, Amerika'ya, çok uzak Amerika ama Avrupa'ya özellikle, İnşallah daha çok gideriz, daha çok yarışırız. O zaman seviyemiz daha iyi ortaya çıkar, başarılı olan atlarımız daha kıymetli hale gelir. Türk atçılığı, Türk yetiştiriciliği daha kıymetli hale gelir. İnşallah o günlerde görürüz, ömrümüz yeter. Ama hani seneler sonra iki atın gittiği Dubai'de sonuçlardan bağımsız olarak söylüyorum. Bu atların, bu atlara emek veren, bu cesareti gösteren insanların çok böyle yerden yere vurulması da açıkçası çok doğru bulmuyorum. Türk atçılığında böyle bir lüks olmadığını inanıyorum. Neticede Perina 3 yarış koştu. İlk yarışında 5. Sonra ardından güzel bir grup 2 yarışta 3. oldu. Son yarışında da sebeplerini dediğim gibi uzun uzun daha sonra konuşabiliriz. Başarılı olamadı. Şimdi Gutkörü'müz var. Onu bekleyeceğiz. O da güzel bir yarışla başlangıç yaptı. Daha iyi bir performans sergilemesini bekliyoruz. Daha zorlu bir yarış koşacak. Birazdan sanıyorum sevgili Emre de bağlanacak. Aynen. Onun da son durumunu alacağız. Ama hani bugün için niye bu kadar kötü koştu? Benim şahsi yorumu çok kısa, çok yapmadan. Perilne hakikaten zor bir kısrak. Temperamanı çok yüksek. İç enerjisi çok yüksek bir at. Ve bu hani Dubai'de başlayan bir durumda değil. Yani Perilne'yi ben ta geçen seneden de önce, yani 2018'in başlarında Adana'da gördüğüm zaman da öyle çok yüksek iç enerjisi olan bir attı. Bu onu zaman zaman sıkıntıya soktu. Burada İmparator da Perilne ile ilgili onu daha iyi gördüğü dönemleri, daha iyi görmediği dönemleri de geçtiğimiz yıl o önemli klasik yarışlar önce de hep söylemişti. Şöyle bir şey var tabii, çok zorlu bir sezondan geliyor. Yani koşmadığı klasik kalmadı. Dişilere ait bütün klasikleri koştu. Gazi koşusu koştu. Döndü Cumhurbaşkanlığı gibi. Zorlu bir yarış programından Dubai'ye geldi. Ha, evet, biz Dubai'yi aslında hani şimdi Perilina'yı biz geçen senenin başında Dubai'ye gider diye düşünüyor muyduk? Hayır. Ya sahibi de öyle bir plan yapmamıştır. Önünde çünkü özel bir senesi var, 3 yaşlılık jenerasyonu. Dolayısıyla çok planlı gelinmeyen yerler buralar. Ama dediğim gibi büyük bir cesarettir. Bence 3. olduğu yarışta gayet kıymetli bir yarıştır. Enternasyonel alanda katalog standartlarına göre grup 2 sayılan bir yarışın 3.'südür. Evet, sonra bir handikap yarış kötü koşmuştur. Perilina'ya yakışan bir yarış değildir o. Ama tabii bunu bu kadar yakın ara koşmasının da çok sebebi var. Dediğim gibi çok uzar. Yani handikapörün daha ilk yarışından attan 4-5 puan düşürmesi ve arkasından koştuğu grup 2 koşudan sonra ata koşacak bir yarış bırakmaması, çünkü puanını tekrar eski seviyesine getirmemesiyle zaten bir imkanı kalmadı. Koşabileceği tek bu yarış kaldı ki son güne gidebilsin diye. O risk de alındı. Ama olmadı. Ama ben inanıyorum Perilina mutlaka çok daha iyi yarışlar. İnşallah internasyonel platformda da koşar. Şimdi gözlerimiz, dualarımız Gutkörü ile ondan güzel bir sonuç bekliyoruz. En azından son güne gitmesi için bir beklentimiz var. At sahibi Sayın Volkan Yozgat'la selam olsun. Sizin yorumlarınızı yüreğine sağlık. Aynen katılıyorum demiş. İmparator'a bir soru var. Hemen onu da sorayım. Perina niye bu kadar sinir yapıyor? Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Perina'nın kazandığı kısrak koşusunu yorumlamıştım biliyorsunuz. Evet. 1800 virajına girdiği zaman Perina ani bir hareket. Dışarı gidiyordu. Selim orada bir ustalıkla aldı atı. Buradan da öyle. Selim çok net etmiş. Buraya koydu. Evet. Herkes hatırladı şu anda. Evet. Orada yarışı kazandı. Ve Perilina'yı şöyle size söyleyeyim. Perilina her koştuğu gün, ben yani Perilina için değil de Perilina'nın her koştuğu gün burada tribünden önümden geçerken internasyonelde kalıyordu. Önümden geçiyordu. Gayet normal bir attı.
Oraya gidince at, farklı bir at oldu. Stres yapmaya başladı. Yani yurt içinde ben, bu seviye bak, değildi. Ben gazi yarışı. Dijital deneme, kısrak, bir tane grup bir yarışını. Burada at bütün bu yarışları önümden, türbünde oturuyorum. Önümden geçiyordu. Hiç öyle ne stresi ne siniri hiçbir şey yoktu. Defalarca start provaları, yani farklı orada, iklim onu tetikleyen bir şeyler, şeyler oluyor yani. Bunlar yani, kolay şeyler değil mi? Baş etmesi. Yarışın içinde orada sertlik yapmadım kısrak koşusunda. Tabii ki Selim orada ustalığını konuştu. Aynı şey bir önceki 7 azatlı koşulan grup yarışı da başlarda yaptı ama sonra bir boşluk buldu kendine. At orada rahatladı tabii. Şimdi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. 1997 senesinde İngiltere'ye gittik. New Market'e satışlar vardı. Rahmetli Özdemir Bey, Gür abi falan, yani birçok atçılar var. Rahmetli Metin abi, Metin Körmükçü. İşte Kadir Altıngöz'le bir jockey olarak beraberiz. Gittik, illa idman pistine gitmek istiyoruz biz. O zaman da Işın Birol, Yücel Allah rahmet eylesin, Yücel abinin kızı orada. Veterinerlik falan bir şey okuyor yani. Orada da Yücel abinin de atları var. Bir antrenörde. İlla bizi pisti, bize pistiye götürdüler. Aralığın yani 12'si mi? 12 kış mi? Yani Aralık ayında ya ilk haftası, çünkü oradan alınacak atlar yılbaşına kadar çıkması lazım yani. O devir öyle. Biz gittik, bir sahaya götürdüler bizi. Abi baktım taylar çalışıyor. 97 senesine kadar hiç görmediğim bir şey gördüm orada. Bu yıl 89 ama. Şu an anlattığınız yıl 89 ve 97'ye kadar böyle bir şey yok. 89 senesi. Evet. 97 karıştırdım Ekrem abi. Çünkü içeride 89 dediğimiz hatırladım. Ekrem abinin ölüm yıldönümünde karıştırdım. 89 senesine kadar ben hiç görmediğim bir şeyi gördüm. Atlar tek sıra arka arkaya çalışıyorlar. Tek sıra arka arkaya çalışıyorlar. Bu nedir biliyor musunuz? Yarışı orada öğreniyor at. Türkiye'de ondan sonra biz burada çalıştığımız ekürlerde, bizi dinleyen ekürlerde bunu yapmaya çalıştık hep. Burada 5 tane at kafa kafaya çalışıyordu. O ata ne yarışın içinde tutabilirsin, ne tempoyu öğretebilirsin. Oradaki yarışlar daha çok sürü güdüsünden koşuluyor. Tabii. Atlar birbirinin içinde koşuyor. Şimdi siz bunu öğretmediyseniz ata, oradan biri dokanıyor, daha çok sertlik. Buradan biri dokanıyor, daha çok sertlik yapıyor. Yani bunu Pervina için konuşmuyorum. Ama şu şimdi an Avrupalı böyle galop yaparken 5 tane, 7 tane, 10 tane yapıyor. Yarış yapıyor, öğretiyor. Bizde bu sistem yok. İnanır mısınız? Yani oraya giden at, yarışın içinde hiçbir şeyden korkmayan, her türlü yüreğe böyle korkusu olmayan bir atın tercih edilirse şeye, Dubai'ye, çok daha iyi olur. Yarış sonu Ahmet'e sordum. Ahmet, var mı bir problem, sıkıntı? Şu anda sizin anlattığınızı o gece aynısını söyledi. İnanır mısınız Süleyman abi? Dedi ki ya abi, dedi, kulağına santimlik yer bırakmıyor diğer atlar. Ve Pervina inanılmaz derecede sinirleniyor. Yani bir küçük boşluk bulsak yumuşayacak ama yer bulamıyoruz. Yani hiçbir şekilde öyle bir ortama alışık değil bizim atlarımız. Yani. Yarışı seyreden zaten herkes atın ne kadar huzursuz, tabii, problem yani sıkıntılı olduğunu zaten anlıyor. Yani bir türlü sakinleşemediyorsun. Evet, sakinleşemedi. Evet. Kendiyle uğraştı, Ahmet'le uğraştı. İnan santimlik yer yok abi diyor. Kulak kulağa gidiyoruz diyor. Ha, bu da dediği gibi yalnız imparatorum, bu da çözülmesi gereken. Genel olarak bizim atlarımızla ilgili çözülmesi gereken bir problem tabii ki. Yani sağlam bir sinir yapısına, sinir sistemine sahip olmak bir yarış atı için çok önemli. Çünkü orada neden avantajlı biliyor musunuz? Biz şimdi bir tek sahanın içinde çalışıyoruz. Yani senin bir antrenör olarak benim elimde 3 tane at var diyelim. Öbür antrenörlerinde 5 tane at var. Yani böyle oradaki antrenörde öyle değil. 150 tane at var. 150 tane atın içinden bu 2 yaşlı geldiği zaman bunları 10 tane 15 tane yan yana eğitiyor zaten. At yarışın içinde ne yapması gerektiğini, nerede durması gerektiğini, jockey'ine nasıl itaat etmesi gerektiğini en iyi şekilde öğreniyor. Tabii canım. Şimdi şu yarışta Pervina, yani nefes kontrolü bile hiçbir yerde yapamıyor tabii yani. Tabii. Sürekli bir uğraşın, sürekli bir problem içerisinde yani.
Onun için bizim yani oraya götüreceğimiz ata çok dikkat etmemiz lazım. Oraya gittiği zaman yarışın içinde böyle bir sertlik yapar mı, yapmaz mı? O şekilde bir at kesinlikle ben Dubai'ye tercih edilmemesi lazım. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Minik 80 saniyelik bir reklam aramız var. Dönüşte kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Siyah Bulut, 50 koşu, 11 birincilik, 6 ikincilik, 6 üçüncülük. 30 koşunun ilk 4 sıralamasında onun ismi hep var. Tabela başarısı %60. Arap yarışçılığının efsanelerinden, Caş'ın başarılı yavrularından biri. Siyah Bulut. Tophane, Havuç Erol, Ümit Yaşar Oğuzcan, Sezgin ve Yavuz Gülerce koşuları gibi kısa vade zaferlerinin yanı sıra Grup 1 Haralar koşusunda ikincilik, Grup 2 Safkan Arap Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği koşusunda üçüncülük elde etti. Siyah Bulut, pist ve mesafe ayrımı yapmaksızın elde ettiği muazzam başarılarını yeni nesillere aktarmak için şimdi harada. Siyah Bulut, 3500 lira aşım ücreti ve canlı tay garantisiyle Şanlıurfa Aşım İstasyonu'nda yetiştiricilerimizin hizmetinde. Müjde! Altılının sırrını bulduk. Fanatik Hipodrom'un iki yeni formülü çok kazandıracak. Eli kulağında atlar uygulaması ve her ata, her yarışa zorluk derecesiyle altılıyı bulmak çok kolay olacak. Türk yarışçılığının bilgi hazinesi Fanatik Hipodrom yenilikleriyle yarış severlerin elinden düşmeyecek. Fanatik'le keyfiniz yerinde. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İmparator'a yine farklarınız etiketi altında övgüler geliyor haklı olarak. Hakikaten büyük keyif veriyorsunuz. Hem nostalji hem gündelik yarışlarla ilgili. Az sonra sorduğunuz bazı yarışlar var. Onlar da gelecek. Dolayısıyla farklarınız analize tabi tutacağız. Ama Atahan abinin burada Perilina özelinde mi genel bir yani, katkı mı? Hem Perilina özelinde hem de genel birkaç şey daha söylemek istiyorum. Şimdi mesela sosyal medyadan da o yarıştan sonra da çok oldu. Şimdi de mesela oluyor. Yani mesela şimdi burada konuştuklarımızı niye şimdi konuşuyoruz yani? Niye daha önce konuşmadık? Tabii. Türünden de şeyler geliyor. Tepkiler geliyor. Şimdi geçen hafta at bir yarışa çıkacak. Ve biz salı günü program yaptık. Perşembe günü de atın yarışı var. Yani yarıştan iki gün önce biz burada bir takım dezavantajlı durumları anlatarak neyi amaçlayabiliriz ki? At koşarlar. Dubai olumlu ya da olumsuz bir şekilde biter. Sonra bu durum değerlendirmesini zaten atçılar kendi de yapıyorlar. Tabii. Yarış yazarları da bizler de televizyon programları da zaten yapar. Türk atçılığı, yetiştiriciliği bunları tartışır. Zaten en büyük problem nedir biliyor musunuz? Bunları biz tartışmadığımız için bir sonuca bence varamıyoruz. Çok güzeldi bu tartışmalar hepsi olsun. Ama siz Edirne'den dışarı çıkamadığınız bir dönemde iki tane Türk atçısı ve Türkiye'nin hakikaten kendi alanlarında şampiyon olan atlarını böyle bir şeye götürüyorsa bizim bunu böyle sosyal medya üzerinden filan hunharca eleştirmemiz filan yarış öncesi ya, olacak iş değil yani. Ya bizim misyonumuz böyle bir şey değil ki ya, biz bu insanlara destek olmalıyız. Ha sonucu başarısız olur. Başarısızlığın sonuçları konuşulur, tartışılır. Tabii. Bunlara hiçbir şey yani ben mesela bu kendi bu konularla alakalı özellikle yurt dışındaki işte Türklerin yurt dışı işi haber yaparken mesela geçen gün oldu. Çok selam olsun sevgili Hikmet Kızılcay'a da. Yayın öncesi de görüştük. Evet, birkaç gün önce Amerika'daki ilk atı start aldı. Aynen. Atın yetiştiricisi de Sayın Recep Avşar. Bizim dernek başkanımız, İngilizlerle başkanımız. Onun yetiştirdiği bir atı orada satın aldı.
Atı sevgili Murat Sancal'a verdi. Murat idman etti. At sakatlıklarından dolayı 3 yaşı hiç koşamadı. İkili üçlü hiç 4 yaşına kadar baktılar. Dövize bakıyorsun yani. Orada tabii TL ya. De değil yani, ciddi para. Ve at koştu. Kazandı. Ve kazandı. Kazandı. Yarışın ikramiyesi $5,000. Şimdi ben bakıyorum mesela, ya $5,000'lık yarış kazanmış, haber yapıyorsunuz diyorlar. Yani sanki Türk atçısı yurt dışında her gün bir yarış koşuyor da artık bunlar önemsiz yarışlar haline gelmiş gibi. Hayır, daha biz oralara gelmedik. Yani biz daha bu işleri daha yeni yeni yapıyoruz. O yüzden yarışın ikramiyesine bakmadan yani böyle bir işe girmek, bu cesareti göstermek, bugünkü ekonomik koşullarda bu atlara bakmak ve orada bir şekilde Türk atçısını, Türk antrenörünü temsil etmek çok önemli şeyler ya. Büyük mesele tabii. Yani bunları beğenmeyenler varsa daha iyilerini yapsınlar. Biz onları daha çok alkışlarız. Yani. Biz istiyoruz ki daha iyileri yapılsın zaten. İlerliyor. Evet. Yani o yüzden yine aynı şeyi söyleyeceğim. Yani uzun zamandır Edirne'den dışarı çıkamamışken giden iki atımızı ve onların sahipleri ve ilgililerini eleştirmek gibi bir lüksümüz olduğuna inanmıyorum. Aha, eleştirinin dışında nasıl olmalığını konusunda daha başarılı nasıl olur Türk atçısı yurt dışından, bunu zaten tartışmak ve konuşmak en büyük isteğimiz. Ama bunu yaparken de hani ben burada hakikaten yönetim kurulumuzun aldığı birçok kararı da, çok beğendiğim kararları da paylaşacağım. Biraz sonra da tartışacağız. Çok harika, çok güzel kararlar geldi yine. Şahane ya. Bunların yıllardır yapılamayan şeyler. Tabii. Ama öbür noktada da mesela internasyonel yarışlarla ilgili konunun, ki kongrede çok konuşuldu, mutlaka ve mutlaka yeniden ele alınmasını istiyoruz. Bak burada Perilina üzerinden genel bir şeyler de ucundan tabii dokunduruyoruz. Tabii. Ya bunu önemli yani. Türk atçılığı böyle kendi kabında bir fanusun içinde olmaması gerekir. Yani artık bu fanusu kaldırmak ve hakikaten Avrupa'da, dünyanın pek çok yerinde Türk atçısının özellikle kendi burada hazırladığımız atlarla da gitmesi gerekir. Net. Bilmiyorum, Emre de bağlanacak, bekletmedim inşallah. Yok, hayır, yurt dışı yarışa bağlanacağız 3 dakika sonra. Dönüşte Sayın Emre Hadioğlu'ndan bilgi alacağız. Sayın Hikmet Kızılcı'ya da selam olsun. Yayın akışımızda tam 24 başlık var. Bu hafta olmadı ama ilerleyen haftalarda inşallah hikayesini de detaylandıracağız. Çünkü hikayesi olan bir Safkan, kazandığı yarışın esas önemi orada bence. Ahmet Çelik'in Dubai'deki dördüncülüğü ve ondan sonra gelen teklifleri kısaca yurt dışı yarışa kadar konuşalım. Zira çok çok sürpriz bir Safkan ki şu anda kır rengiyle en geride, kır donuyla en geride gördüğümüz Safkan. Kavun içi siyah forması, siyah jockey kepiyle izlediğimiz Safkan 1.80 yurt dışı oranıyla Ahmet Çelik'in Dubai'deki ilk yarışıydı bu sezon için. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz Greystorm için gitmişti geçtiğimiz yıllarda. Bu anlamda ilk yarışıydı ve çok büyük bir sürprize imza atmak üzere yarıştı diyebiliriz. Ramak kaldı hatta ve tabelanın son sırasına, yani ilk dörtte yer buldu. Yarış sonrasında da kendisine iki farklı ekürüden teklif geldi. Önemli bir gelişmeydi. Neler söylersiniz İmparator? Ya tabii şimdi yani duyduğum kadarıyla Maktum'un oğlu. Aynen oğlu öyle. Yani şey Simeon'dan sonra. Aynen öyle. İkinci jokeylik. Şey, Barcelona'dan sonra. Barcelona'yla çalışıyorlar. İkinci jokeylik teklif edilmiş. Tabii bu çok sevindirici bir şey. Burada da böyle hiç totosu olmayan bir atloda dördüncü, ama yani ikinci, üçüncü, dördüncü hepsi beraber. Kazanan da çok azimli bir at. Hem bu ekürden hem şey Hamdan Bil Muhammed Al Maktum'un oğlu. Evet. İnşallah jokeylerimiz tabii dışarıya giderler. Bizi orada temsil ederler. Çok güzel bir şey. Kendisi ne düşünüyor bilmiyorum. Sen görüştün mü? Ne gidecek mi? Sıcak bakıyor açıkçası. Evet. Süleyman abi. Sıcak bakıyor. Yani bu hafta gidebilir ve 3-4 at binebilir. Ya bunlar büyük fırsatlar. Önemli fırsatlar. Kesinlikle. Gitmek lazım. Hakikaten gitmek lazım. Yoksa Ahmet burada kalsa... Atıyorum orada kaldığı belki maddi bir kayba uğrayacak ama muhakkak. Yani artık bunun yani ötesinde... Yani orada ikinci jokey binerseniz bunun maddi kaybı var mıdır Türkiye'ye göre? Yani burada kalsa yani daha çok para kazanabilir. Maktum'un tabii tabii yani her şeyde para değil yani. Bu yani. Bir kariyer yani. Hiç itibariyle evet. Böyle bir ekürünün formasını değil mi? Royal Blue mu diyorlar onların formasını? Tabii. Biz de gittik bir sene Almanya'ya. Yani böyle bir şey bunlar çok özel şeyler yani. Bunları Almanya'da bir sene yani. Bindik, para hiç yoktu. Gittik gördük geldik işte, onay bindim ben Almanya'da. Para zaten
Para için gitmedik yani. Tabii, İnsanın tabii. ufku genişliyor değil mi yani? Ya orada, bakış açın değişiyor yani. Orada festival dışı 3-4 program binebilme şansı varmış konuştuğumuz kadarıyla. Eğer binip pozitif bir sonuç alırsa final günü düşünsenize öyle bir ekürünün formasıyla sahaya çıktığını. Gerçekten önemli bir çok çok önemli bir tecrübe. Zannediyorum bu ekürünün bir atına da kalsa kat kazanmış koşuyor. Evet. Evet, miting dışı yani karnaval dışı bir takvimde evet kazandı. Ekürü kazandı. Yani o gün mesela bineceğim deyip kalsaydı evet. %90 Ahmet'le görecektik o atı da. Ama böyle bir şansı var, kullanabilir ve gidecek diye biliyorum en azından. Yurt dışında Dubai'de bir kez daha Ahmet Çelik'i deklere bir şekilde göreceğiz. Yurt dışı yarışa gideceğiz. Yurt dışı yarışın dönüşünde Good Curry'yi de konuşacağız. Sayın Emre Hadioğlu'dan son bilgileri alacağız. Ama önce yurt dışında 5. ayağa koşalım. Sevgili yarışseverler, Wolverhampton'da 5. koşu az sonra başlayacak. 1900 metre mesafede 3 yaş İngiliz sayları arasında koşulacak koşu. 9 numaralı safkan daha önceden bu koşudan çıkartılmıştı. Koşunun favorisi 5 numaralı Questioner. 12 numaralı Vanessa ikinci sırada yer alırken 4 numaralı Nathaniel Hawthorne. Koşuda bir başka şans verilen isim ki şu anda o giriş hazırlığı yapıyor. Ancak tekrar titizliğini gösterdi. Sizlerle olmadığımız dakikalar içerisinde de az önce de yine jokeyin üzerinden düşürmüştü. Ve bu titizliğini bir kez daha gösterdi. Koşuda da dördüncü şans verilen isimler arasında yer alıyor. 4 numaralı Nathaniel Hawthorn. 1 numaralı Atlantic City giriş hazırlığı yapıyor şimdi. O da ilk kez koşacak. İlk yarışını alacak az sonra. 1 numaralı Atlantic City. 1 numaralı Atlantic City'nin giriş hazırlığı sürüyor. 4 numaralı Nathaniel Hawthorn geriye doğru alındı. Çoğu safkan bu koşuda yarış yaşamlarındaki ilk startlarını alacaklar. 12 numaralı Vanessa ekranlarımıza geliyor. Vanessa kulvarındaki yerini aldı. El Maktoum ekürüsünün bir safkanıydı. O da el değiştirdi. Son yarışındaki üçüncülüğü onlardaydı. Daha sonra da yeni ilgilerinde ilk yarışını koşacak. Bu arada 4 numaralı Nathaniel Hawthorne'un titizliği halen sürüyor san yarışseverler. 11 numaralı Zarmina giriş hazırlığı yapıyor. 11 numaralı Zarmina starting box'taki yerini almak üzere 4 numaralı Nathaniel Hawthorne için tekrar giriş hazırlığı olacak. Hayır olmayacak galiba. Evet 4 numaralı Nathaniel Hawthorne koşudan çıkartıldı sayın yarışseverler. 4 numaralı Nathaniel Hawthorne koşudan çıkartıldı ve biraz da dağınık bir çıkış oldu. 5 numaralı Questioner 2 boy, 2 numaralı Beacon's Rebellion 3 boy ve yine baktığında 8 numaralı Nicolita da 5 boy geç başladı. 12 numaralı Vanessa iyi bir start aldı. Şimdi bunu değerlendirip 1600 metre start yerine 2 boy farkla lider olarak gidiyor. 3 numaralı Kiova'nın önünde. Dışında 11 numaralı Zarmina var. Bariyerde 1600 numaralı Shalil Isdrib'i görüyorum. Dışında 7 numaralı Shamrat. Onların 2 boy gerisine 5 numaralı Questioner geliyor. Daha sonra 1 numaralı Atlantic City onun 2 boy gerisinde orta kulvarda şimdi 2 numaralı Beacon's Rebellion var. 11 numaralı Vanessa temposunu arttırdı ve 4 boy farklı bir liderlik emrediyor. 3 numaralı Kiova'nın önünde. Kiova'nın 2 boy gerisinde şimdi iç kulvarda 6 numaralı Shalil Isdrib var ve onların 2 boy gerisinde 5 numaralı Questioner. Koşunun son 1200 metre start yerine doğru gidiyoruz. 4-5 boy farklı liderliğini 12 numaralı Vanessa koruyor yine. Orta kulvardaki 3 numaralı Kiova'nın önünde. Kiova'nın 1,5 at boyu kadar gerisinde iç kulvarda 6 numaralı Shalil Isdrib hemen dışında. 11 numaralı Zarmina. Zarmina'nın içinde 5 numaralı Questioner. Onların 2 boy gerisinde 2 numaralı Beacon's Rebellion ve son 800 metre geçildi. Koşunun son 600 metresine doğru geliyoruz. 12 numaralı Vanessa'nın 2 boy farklı liderliği sürüyor. Şimdi dış kulvardan evet atak yapan 3 numaralı Kiova onu yakalama gayretleri içerisinde farklara zarı diyor. Yine de 1 boy farklı liderliğini iterek 12 numaralı Vanessa koruyor. 3 numaralı Kiova'nın atakları var. İç kulvardan da 6 numaralı Shalil Isdrib'in Vanessa yeniden temposunu arttırdı. Süratli bir şekilde şimdi son 400 metreye 2 boy farklı lider olarak giriyor. Orta kulvardan 3 numaralı Kiova'nın ve 6 numaralı Shalil Isdrib'in atakları var. Bariyer dibinden 5 numaralı Questioner'da geliyor. Vanessa 2 boy farklı liderliğini
saniyeni son 200 metre geçilirken koruyor. Bariyer dibinden 5 numaralı Questioner atak yapıyor. Yarışkurlardan 5 numaralı Questioner geliyor. Dışarıda Vrasa, içeride Questioner. Başa baş mücadele sürüyor. Dışarıda Vrasa. İki at birlikte pot alıyor. 5 numaralı Questioner, 12 numaralı Vrasa birlikte pot aladı sayın yarışseverler. Birinci ve ikincilik kararı varış hakemlere kalıyor. 5 numaralı Questioner mı, 12 numaralı Vrasa mı? Bunu az sonra hep birlikte göreceğiz. Dört numaralı Safkan start almadı. 5 ve 12 numaralı Safkanlar çok yakın geçtiler. AGF 5. Birazdan foto finish sonucu gelir gelmez arkadaşlarımız size ulaştıracaklar ama biz telefon bağlantımıza geçelim. Sayın Emre Hadioğlu telefon hattımızın diğer ucunda. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar herkese. İyi akşamlar Emre. Çok teşekkürler. 9 Mart için heyecanlanmaya başladık ama Ekürü ne durumda? Onu sizden dinleyelim. Ekürümüz oldukça heyecanlı. Hepimiz bekliyoruz yarış heyecanla. Babam da hatta bu gece şu an uçakta Dubai'ye gidiyor. Süper. Öğlen tesadüfen öğle yemeğinde karşılaştım ama gideceğini bilmiyordum. Söylemedi de. Ya gün içinde aldı bileti. Şu an uçakta, yolda yani. Hadi hayırlı yolculuk. Sanırım Halis abi de yarın geçecek Dubai'ye. Yarın diyebilirim ben, evet. Evet. Atımız nasıl? Bu şekilde Emre. Bekliyoruz. Goodgöry nasıl? Yarıştan sonra nasıl? Neler oldu? Neler yaşandı? Hazırlıklar nasıl gidiyor? Yani her şey yolunda şu an. O da yarışı bekliyor. O da hissetti bizde yarışı. Çünkü hazırlıklar yarışa göre gittiği için daha iyi durumda. Yarış da koştu. Yarış da gördü. Orayı da iyice adapte oldu. Tanıdı. Bu yarışta daha farklı olacağını düşünüyoruz açıkçası. Yani, mesafe de uzadı. Sosyal medyada da yarıştan sonra gayet güzel yorumlar oldu atla ilgili, evet. Goodgöry ile ilgili. Bilmiyorum. Hem size yurt yansıyan, yurt dışı. Evet, size yansıyan yurt dışından yarışıyla alakalı bize aktarabileceğin anekdotlar var mı? Yani jokeylerden olabilir, rakiplerden olabilir. Halis abiden yola çıkabilirim. Halis abinin de yorumu 1600'de çok farklı olacağı ve hani bizim atımız yarış içerisinde idarede gidebileceğini, yarışın yani atların içinde gidebileceğini, bekleyebileceğini de gösterdi bu yarışta. Şimdi bu 1600 metrelik yarışta da oldukça süratli safkanlar var yarış içinde. Bizim tercihimiz tabii beklemeye yönelik olabilir bu yarışta. Oo, güzel bir şey. Çünkü sprintte atabildiğimizi gördük. Yani hayatım boyunca ilk defa sprint attı. Bekledi de sprint attı. Biz bu 1600'lük yarışta onu uygulayacağız. Yani kondisyonumuz, nefesimiz de daha iyi. Yani bir yerlere gelebileceğimizi, hatta kazanabileceğimizi düşünüyoruz biz şu an için. Tabii yarın da dektereler olacak. Rakipleri de daha net göreceğiz. Evet, 14 at var ama belki biraz daha az atla koşulabilir diye tahmin ediyorum. Üstten 3 safkan sanıyorum. Başka yarışlara da kayıtlılar. Kayıtlı. Başka yarışlara da kayıtlı. Evet. 4, üzerimize gözüken 4 farklı at başka yarışlara da kayıtlı. Şeye ne diyorsun Emre? Bir numaralı... Hı-hı, pardon. Bir numaralı Aksel Rotat'ta Dubai World Cup kaydı da var. Onun provasına da geçebilir. Bu şekilde şu an. Şeyi merak ediyorum Emre. Bu yarış son günle alakalı kararınızı bu yarıştan sonra mı vereceksin? Çünkü bizim atımızın handikap puanı son güne yetiyor. Yetecek yani handikapörler büyük bir sıkıntı yaratmazsa. Tabii atımızın performansı da umarım. Yok, biz bu yarış puan alırız. Artık o yani. İnşallah. Yani son günü her şekilde var mıyız? Yoksa bu yarışa göre mi karar vereceğiz? Bu yarışı, ya bir son gün Godolphin Mile'de her türlü var. Her türlü varız Godolphin Mile'de. Evet. Manşet. Evet. Emre'ciğim bir şey sormak istiyorum. At için dedikodu çıktı burada. Sen duydun ne mu? Ne gibi dedikodu Süleyman abi? Tırnağında problemi var dediler. Koşmayacak dediler. İki sabahtır yok konuşuluyor ya. Burada sabahleyin. Yok öyle koşmamak bir durumumuz yok. Yani her at problem gösterebilir. Ya biz üzüldük yani çünkü bizim önümüze net konuşuyor insanlar burada koşmayacak falan dediler. Hani malum hep tırnağıyla alakalı bir sorunu var ya atın.
Hep evet, sizin de uğraştığınız yani yok, çok eski. Yok, burada da hatırlıyorsun biz, fotoğraflarını göstermiştik. Onunla alakalı bir sıkıntısı var mı yok mu? Onu yok, hakikaten merak ediyor herkes. Sıkıntımız yok. Yok. Süper. Onunla alakalı bir sıkıntımız yok. Çok iyi. Ufak bir yani her adım başına gelecek bir şey geldi. Bir sıkıntı yaratmıyor. İdmanı zaten devam edecek, ediyor. Evet. Çok güzel. Koşmamak gibi durum yok. Atta da sağlık sıkıntısı yok. Galabımı da yaptı. Sprintini de yaptı. Süper. Hani çok güzel. Tamam. Hatta Halis abi de gittiği için atı görme, idmanı yapma fırsatı da bulacak. Süper. Yani bu şekilde atta herhangi bir sağlık sıkıntısı yok. Yani harika. Yani işte ben öyle duyunca buyurun, üzüldüm yani şanssızlık. Yani yok yok. Çünkü bu yarışı yaptıktan sonra hakikaten ümitlerimiz çok arttı yani. Bu yarıştan çok daha iyisini koşacak inşallah. İnşallah. Evet. Evet. Beklentim. Tabii ya ki rakipler daha kuvvetli. Çok iyi atlar var ama bizim atımızın da daha iyi bir yarış koşacağını hepimiz tahmin ediyoruz, düşünüyoruz yani. Evet. Yani orada bu ilk koştuğu yarışta çok farklı bir ortama gitti. Yani yarıştan 3 saat önce ağrından çıkıyordu. Başka bir ağrı alıyorlardı. Arabayla transfer ediyorlardı. Yani hiç görmediği süreçlerden geçti yarıştan önce. Yarıştan önce doping kontrolü yapıldı. Attan kan alındı. Yani devamlı farklı bir sürece tanık oldu. Ve bu atta sinirsel bir hani stres yarattı. Hiç görmediği şeyleri gördü çünkü. Bu yarışta onlara alışmış bir şekilde de çıkacak. Evet. Yani padoğa çıktığında binlerce seyirci var. Işıklar deseniz hani hiç görmediği tarzda aydınlık bir ortama geçiyor. Yani bunların hepsi farklı düşünceler yaratıyor aslında. Ama bu yarışta hepsine alışmış bir şekilde de girecek. Mental anlamda da hazır bir şekilde girecek. İnşallah. Kalbiniz, İnşallah. Allah düz bastırsın. Şansı bol olsun. Amin. İnşallah. Kazasız amin, belasız amin, inşallah. Haftaya büyük yani, başarıları konuşmak ümidiyle diyelim. Yayına bir kez daha renk kattınız. Teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz. Yayınlar size de iyi akşamlar. Çok teşekkürler Emre Adioğlu. Her hafta olduğu gibi yine bilgilendirdi ve ümitlendirdi. Umuyoruz Allah utandırmasın diyelim. Sağ salim koşacak ve finale her şekilde varız dedi Ekürü. Ve final gününü de göreceğiz inşallah bu yıl. Evet, Avrupa Yarış Otoriteleri haftaya damgayı vurdular diyebiliriz herhalde. Evet, ben de İmparator'un programında sıklıkla konuştuğu kamçı meselesi. Evet, Numan ve Ömer hakikaten o konuyla alakalı güzel bir çalışma yaptılar. Herhalde İmparator çok şey söyleyecektir onu size diye tahmin ediyorum. Selam evet, olsun Numan Sakar'a, Ömer Akdi'ye ve İmparator'a dönelim. Fransa'da uygulanan kamçı sayıları önce konuşuldu. 2000 yılından 2019'a Atan abi de tablolaştırdı. Ben de okuyorum. Benim katkım en kolayı. 2000 yılında 12'den 10'a. 10'a in, evet. 5 yıl sonra 10 da fazla diyorlar. 10'dan 8'e. Evet. 12 yıl sonra 8'den 6'ya ve bu yıl 6'dan 5'e indi kamçı sayısı. Evet. Fransa'da devrim niteliğinde karar. Şimdi tabii bizi çoktandır bunu söylüyoruz. Ben tabii özellikle tay yarışlarında diyorum. Tay yarışında 8 yarış şey normal büyük atlarda 8 kamçı. 7 kamçı, 8'de cezaya gidiyor. Arap taylarında 7 kamçı, İngiliz taylarında 7 kamçı. Yani mantık almıyor yani. Mantık almıyor. Bunu Fransa indiriyor 5 kamçıya. Biz her zaman bunu bu programlarda söyledik. Bizim İngiliz taylarında hiç olmadığı Arap tayları 5 olsun. İngiliz tayları da 4'te kalsın. İşte bu şekilde indirirsek kamçıları, işte Pellina gibi atlarımız Dubai'ye falan gittiği zaman stres yapmayacak. Güzel. Kamçı da stresin sebebi. Sebebi değil, %100 sebebi. %100 sebebi yani. Şu anda bizde toplamda fix. 10. Toplam 10, düzlük 7. Düzlükte 7. Evet. Kural bu. Ama bu istisnasız her ata yani. 2 yaşlı İngiliz'e de. Evet, evet. 7 yaşındaki İngiliz'e de. Evet. 3 yaşında Arap'a da 10 yaşında Arap'a. Şu anda İrlanda'da. Onu da bir ver. Diğer tablolarımızı da alalım. Şu anda İrlanda'da kamçı cezasına bakar mısın Süleyman abi? %26 artmış. 2018 yılında %26 artmış. O, ve aynı %26. Problem orada da var demek. Aynı yani problem, Avrupa'da aynı problemle aynı uğraşıyor. Aynı problem var ama onlar hemen önlemini alıyorlar, indiriyorlar. İrlanda'da şimdi kamçı cezasını ya yani kamçı sayısını indiriyor. Yani bu dünyanın her yerinde artık geçerli olacak tahmin ediyorum. Bununla ilgili bir tablo daha var daha. En alt sırayı gözüme çarptı. En alt sırayı da bir sorayım. Atan abi sana da sorayım. İmparator'da bir önceki tabelada en alta bir bakalım. Üst
kurul var İrlanda'da. Tahkim kurulu. Programlarımızda sıklıkla dile getirdiğimiz. Diyor ki bizde yüksek komiserler kurulu. Yüksek komiserler kurulu ama hani faaliyeti birebir oturmuyor. Yani onun üstesinde şu anda yani. 24 itiraz yapılıyor. %38'i yani hakem hataları aslında dünyanın her yerinde tartışmaya, yoruma hatta ve hatta değişikliğe sebep olabiliyor. Yani biz biraz tabii komiserlerimize ya da hakemlerimize bilmiyorum. Orada neden jokey gidiyor, aklı çıkıyor? Çünkü bir üst kurula şikayetçi oluyor. Diyor ki hayır ben yapmadım diyor. Üst kurul geliyor. İnceliyor. Üst kurul kimi çağırıyor? Mahalli komiseri çağırıyor oradaki. Ondan sonra bu işte bir noter geliyor. Karşı tarafında bir avukatı diyelim ya da savunucusu var. O da bir komiser. İki tarafında yani hem jokeyin hem karşı tarafın var. Yarış yeniden seyrediliyor. Mahkeme gibi ya. Mahkeme gibi kuruyor. Her hafta oluyor bu. Yani ben Almanya'da bindiğim zaman Köln'de her hafta oluyordu bu. Ben de gittim orada. Bir yarış değişmişti. Benim lehime. Öbür atın antrenörü ve sahibiydi kendisi. Hayır dedi, ben dedi itiraz ediyorum dedi. Orada koşuldu. Yine biz haklı çıktık. Orada da jokey haklı çıkıyor işte. Değişiyor. Ama bizde maalesef bu yok. Madem ki bu kadar dışarıya ayak uydurmaya çalışıyoruz, bunları yapmamız gerek. Kesinlikle. Diğer tabloyu alalım. Atan abi orada bir yorum katacaktı. Yok işte o hani İrlanda'nın da açıklaması. Evet evet. Yani düşüreceklerine dair ki orada hiç bugüne kadar bununla alakalı bir sınırlama olmamış. Aynen öyle. Ama korkarız ki yapacağız diyor. Hem kısıtlama gelecek kısıtlama hem de yüksek cezalar vereceğiz diyor. Yani hem şimdi büyük bayağı kıtlığı yaşıyoruz demiş zaten. Bizim kamçı olayı bizim daha vahim. Bugün bir İrlanda'da, Fransa'da, Amerika'da, İngiltere'de, Dubai'de jokeylerin kamçı kullanma tekniklerine bakın. Bir de Türkiye'deki jokeylerin kamçı kullanma tekniklerine bakın. Atı yalnız seni burada söylemek istemiyorum. Atı yalnız kamçılamak için kamçılıyorlar. Ya. Orada öyle değil. Atı uyarmak için dövüyor. Yani kendi omuz ekseninin üstüne kalktığı zaman cezaya gider. Yani bizde kamçı buraya kadar kalkıyor. Buradan iniyor. Hepsi kamçıyı böyle değiştirip bu şekilde yani omuz eksenini geçmeyecek kamçı yukarıya. Mesela bu şeyde var. Kural olarak var mı söyleyeyim? Var tabii. Mesela buradan biz ceza görmüyoruz. Mesela bir başka şey daha var. Diyor ki bu hafta bir ceza göreceğiz birazdan. Bizim mevcut Bursa komiseri Kocaeli. Kocaeli komiseri ilk defa bir jokeye uygunsuz kamçı kullandığına, bak kamçı sayısı fazla diye değil, uygunsuz kamçı kullandığından kamçı cezası verdi. Ne bu kadar hafta. Güzel. Ama seyrediyorsunuz %100 haklı. Oo güzel. %100 haklı. Birazdan onu da detaylandıracağız. Yani. Mesela yine kuralların içerisinde, bizim mevcut kurallarımızın içerisinde mesela diyor ki safkana diyor ard arda kamçı vuramazsın diyor. Kamçıyı güzel. Vuracaksın. Ona reaksiyonunu bekleyeceksin. Tabii onun reaksiyonunu bekleyeceksin. Ama ben görüyorum mesela birçok jokey tak 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 vuruyor. Mesela oradan mesela hiç ben bir uyarı, ihtar, ceza bir şey görmüyorum mesela. Ya bu da süper. Çok önemli yani. Süper bir nokta. Ya çok açık bir var yani hani bir de hani tarif etmiş yani. Tabii kural. Yani çok net diyor yani. Bir ata ard arda kamçı vurulmaz diyor. Evet. Dolayısıyla mesela bu da bence aynı Kocaeli komiserinin yaptığı gibi bu konuya da bence dikkat edilmesi net. Lazım. Net. Ama ya ki İrlanda'daki karar hakikaten ilginç yani. Tarihte ilk kez diyor. Vuruş sayısına sınırlandırma getirilecek. Yani insanlar atlarını düşünüyorlar. Yani bu kamçı fazla kamçının ata muazzam zararı var. Onu biliyor yani. Bir yarış severimize sormuş. Yurt dışında yasaklı madde tespiti için öncesinden numune alınıyor. Her yerde sonrası değil. Fark etmez ki. Her yerde değil yani. Yani sonuçta hemen tahlil çıkmıyor sonuçta. Öncesinde ya da sonrasında numune almanın çok bir değişkeni yok. Yurt dışında numune çok kolay. Bizdeki gibi saatlerce orada idrarını beklemiyor. Geliyor hemen bir saniyede kanını alıyor gidiyor. Bizde bir İngiliz tayini koşuyorsunuz. Yani bir geliyor oraya işte 2 saat mi bekleme şeyi var. İdrarını vermezse 2 saat bekliyor. Yani günah yani. Aynen öyle. Yani kanını alıyor gidiyor. Neden idrarda ısrar ederler onu anlamış değilim.
Bu da ayrı bir tartışma konusu. Haftanın bir diğer gündem maddesi ise, bu arada az evvelki kamçı konusu programın ilerleyen dakikalarında gelecek gündeme. 20 Şubat'ta Yüksek Komiserler Kurulu toplantısı yapıldı ve ilginç kararlar vardı. Atahan abi açsın konuyu. Yani herkesin beklediği kararlardan yine hakikaten ses getirecek, beklentileri karşılayan çok güzel kararlar çıktı. Bunlardan bir tanesi jokey binek ücretleri. Biliyorsun 1 Ocak'ta değişen jokey montlarının düşürülmesi meselesinden sonra hakikaten hararetli günler geçirilmişti. Bu konuda Türkiye Jokey Kulübü'nün önderliğinde atçılık dernekleri, DYSD, jokeyler hepsi bir araya gelmişti. Ve bir komisyon kurulmuştu ve komisyon çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürdü ve bir finalize etti ve top Ankara'ya Yüksek Komiserler Kurulu'na gelmişti. Orada alınan yani mutabakat sağlanan konulardan bir tanesi de bu binek ücretlerinin arttırılması meselesiydi. Bununla alakalı hafta içinde beklenen karar çıktı ve jokey binek ücretlerinde neredeyse %100'e varan bir artış oldu. Var. Onunla ilgili de bir tablo hazırladık. Tablo geldi ekrana. Tablodan da zaten çok net görülüyor. Eski durum sağ tarafta. Eskiden kaç paraydı binek ücreti ve ondan nasıl kesintiler yapılıyordu ve jokeylere eline ne geçiyordu? Şimdi yeni durumda ne geçiyor diye zaten onu karşılaştırmalı yaptık. Eskiden 70 liraydı binek ücreti ve bundan işte %7 lirası jokey kaza yardım sandığına, bu biliyorsunuz Ankara'da bakanlığın uhdesinde bir sandık bu. Jokeyler Derneği ile bir ilgisi yok yani, o karışıyor yani çünkü. Yani o her şekilde kesiliyor. Evet, 7 lira oraya kesiliyordu. Dernek üyesi ise bir jokey, bu 70 liranın 7 lira çıktıktan sonra kalan miktarın yarısı, herkes 31 lira dernek üyesi, 50 kuruş Jokeyler Derneği'ne kesiliyordu. %20 gelir vergisi 14 lira kesiliyordu ve 0.53'te işte %0,7 diyelim damga vergisi kesiliyordu. Dernek üyesi ise ödenen para 16.97, değilse 48-47 liraydı. Evet. Sistem böyle çalışıyordu. Şimdi tabii 130 lira olunca bu rakamlarda tabii ciddi değişiklikler oldu. Şu anda binek ücreti, eğer bir jokey derneğin üyesi değilse, ki dernek üyesi olmayan jokeyler var şu anda. Var. Evet. Var. Dernek üyeliğinden çıkanlar var ya. Tabii. Evet. Onlar şu anda 90 lira eline net para geçecek. Yani tabii ki üyeliği devam ediyorsa. Derneğe kesilmiyor. Aynen öyle. Derneğe kesilmeyenler 90 lira alacaklar. Kesilenler 31 lira alacaklar. Yani eskisiyle mukayese ettiğiniz zaman 16-31 lira olmuş. 48 lira da 90 lira olmuş. Ben onunla ilgili de bir şey yaptım. Hani bu ne kadar önemli bir değişikliktir diye. Tabii ki. Yok. Bir öncekine gelelim. Aynısında kalalım Hamza. Şimdi geçen sene baktım, 2018'in en fazla at binen jokeyi Mustafa Çiçek. Evet. 1100 start almış. Var. Evet. Mesela Mustafa aynı şekilde bu yılda benzer bir performans sergileyip 1100 at binerse 99.011 lira sadece binek ücreti alacak. Oysa ki geçen sene Mustafa 53.000 lira almış. Yani 45.000 694 lira artı fark var. Yani 99 bin binek ücret demek neredeyse ayda 9 bin liraya yakın sırf binek ücretinden bir gelir demek. Yani hiç dördüncü dahi olmasa. Şimdi burada dengeli yapmış. Bir de şey söyleyeyim. Tabii. İmparator'a onun üstüne konuşsun. Hani Urfa çok eleştiriliyor ya. Ya burada yükselmeler düşük. Yani burada çok az para kalınıyor. Geçen senenin orada en çok at binen ismi jokeyi de Ferit Yardımcı olmuş. Ferit de 298 start almış. Onun da 26.000 bu yeni duruma göre olacak. Evet, yeni duruma göre 26.000 lira alması gerekecek. Eşit aynı sayıda at binerse aradaki fark da 12.000 lira gibi bir para. Hiç azımsanmayacak. Şimdi burada çok bir denge yapmışlar. Biz de şey yaptık. Yani atçı jokeye 130 lira veriyor ama ödediği kayıt parasından. Onu şimdi getireceğim. Kayıt parası, onu da yaptım tablosunu. Kayıt parasıyla dengeleniyor. Tabii bu çok sosyal medyada görüyoruz. Bu hafta çok konuşuldu. Tabii. Yani evet. Bu atçıya bir yüktür. Neredeyse iki katına yakın bir cebinden para çıkacak dendi ama çok güzel bir hamleyle orada da çok yerinde bir kararla kayıt ücretlerinde ciddi bir düşüş oldu. Evet. Onunla ilgili bir tablomuz da var. Onu da kayıt ücretlerini görelim. Böylece atçıdan gelen hani durumu bir fotoğrafını çekelim. Evet Atan abi. Evet, kayıt ücretlerinde de dediğimiz gibi atçının lehine bir indirim oldu bu 2 Mart'ta yayınlanan Yüksek Komiserler Kurulu kararıyla. Açık
ve kısa vadeli koşular hariç diğer koşularda KDV hariç koşunun birincilik ikramiyesinin 10.000'de biri oldu kayıt şeklinde. 10.000'de biri. Çok yani onu da güncel rakamlar üzerinden bugün rica ettim teknik buradaki kardeşlerimizden. Sağ olsun Gökhan Dedeoğlu hazırladı. Bu İstanbul'daki ikramiyeler. Evet. İstanbul'da atınızı bir mailing yarışa kaydetmek istiyorsanız eskiden 37,2 lira öderken şimdi 16 lira ödeyeceksiniz. %40. Handikap 14 koşuda 46 lira yerine 16 lira ödenecek. Of. Şartlı bir yazdığım yanlış, o şartlı 4 olacak, onu tahsil ediyorum. Şartlı 4 handikap 15 koşularda 47 lira yerine 17 lira. Of. Şartlı 5 handikap 16 yarışlarda da 60 lira yerine 18 lira ödenecek. Yani buradaki bu dengeleme ile atçının binek ücretlerine yansıyan ilave ücret de buradan sübvanse edilmiş olacak. Burada kimin kaybı vardı? Burada bu Diyarbakır'da, Urfa'da, Elazığ'da binen kardeşlerimizin bir büyük bir kaybı vardı. Binek parası çok cüzi yerlere düşüyordu. Yani dengelendi. Güzel oldu. Atçı için de çok iyi oldu. Atçı baksana ne paralar ödüyormuş. Enver ben bizden daha iyi takip ediyor bu. Mesela bugünkü yarışlar Urfa'daydı değil mi? Urfa'daydı. Mesela Urfa'da normal muntazam at binen bir arkadaşımız günde 4-5 yarış binebiliyor değil mi? İşte günde 400 lira. 5 yarış binse 90 lira. Günde 4 yarış 450 lira yani. Çok iyi yani, para yani. Güzel bugün oldu. Türkiye'de günde 450 lira kazanan yani ve çok fazla bir meslek yok yani. Ve iç rekabeti sıcak tutabilir. Şimdi iç rekabet çok daha sıcak olabilir. Çünkü at binmek kıymetli hale geldi. Tabii. At binmek kıymetli hale geldi. Vallahi. Yani komiserler kurulu son zamanlarda yaptığı değişikliklerle yani öyle şeyler duyuyoruz ki işte atçı damızlık bilmem ne. Atçının çok yanında inanılmaz bir değişim yaşanıyor. Yani yaşanıyor. Direkt saha merkezli sorunlara nokta atışı çok gidiliyor. Yok. Bu anlamda tabular ortada. İnşallah bu anlattığımız işte bu yarış komiserler kurulu ve yarış yerlerinde de ilgili de bazı değişiklikler olursa işte bu ne diyeyim yüksek komiser değil de burada değişik bir yapılanmanın içinde anında işte bu işleri hemen halledebilecek. Şimdi yeniden bu vereceğimiz bir programın içinde bazı bu startla ilgili de kelerle ilgili falan şeyler var. Orada da anlatacağız. Şimdi bunlar bu tabii bu haberler geldikten sonra bahsetmeden olmaz. Çünkü çok izleyen antrenör dostumuz da var. Antrenörlerin bu konuda biraz stajları oldu. Evet. Yani sistemin hakikaten pek çok artıları oldu ama antrenör olarak biz bunlardan çok fazla faydalanamıyoruz diye. Yani tabii bu deklere ve kayıt paralarından antrenörlere acaba bir kesinti yapılabilir mi sorusu tartışılabilecek bir konu. Yani jokeyler tabii jokeylerin durumu çok farklı. Yani neticede jokey lisanslı bir sporcu. Evet bunu bir meslek olarak yapıyor ama tıpkı futbolcu gibi netice itibariyle lisanslı bir sporcu. Antrenörlük jokeylikten farklı bir statüde. Antrenörlük bir meslek. Evet. Dolayısıyla hani antrenör at sahibi de olabiliyor. Böyle bir durumu da var antrenörün. Dolayısıyla yani onların statüleri farklı ama ne yapılabilir? Tabii ki bu her zaman konuşulabilecek, tartışılabilecek bir şey. Biraz da tabii şey yapmak lazım belki de. Hani çok güzel şeyler çıkıyor ama bunlardan iyi istifade edebilmek için artık bizim bu derneklerimizin antrenörler de geç kaldı. Derneklerimizin de hakikaten daha dikkatli, daha kurumsal yapılar haline gelmesi, daha seslerini daha çok duyurabilmek ve bir takım imtiyazlar elde edebilmek için de daha iyi çalışmaları ve varlıklarını ortaya koymaları şart. Yani bu çok önemli. Bu çünkü bu olmadan bu yapılanların da çok faydası olmayabilir. Bunlar çok doğru yönlendirilmesi gereken konular. Ben şimdi şöyle anlatayım. Ben Jokeyler Derneği'ni kurduğum zaman yani vardı dernek de bu parasala çevirdiğimiz zaman biz 15 lira kesintiden 2,5 trilyonla teslim ettik. Eski parayla bundan 6 sene evvel. Tabii ki yapılan bazı yanlışlıklardan bu dernek şu anda kapanmak üzere, işte arkadaşlar da zaten mahkemelik olmuşlar falan, böyle bir sürü sıkıntılar var. Antrenörler geç kaldı. Antrenörler bizim derneğimizi, ben de antrenörüm gerçi de şu anda.
Ama antrenörler bizim dernekten feyiz alarak o zamanlar bunu antrenörler için bir 10 lira 15 aktif lira kesilseydi çok büyük şeyler olmuştu bugüne kadar. Antrenörler nedense bu şeyi hiçbir zaman için kalkışmadılar yani. Ya bizde tabii antrenörlük meselesi çok tartışılamıyor. Mesela hani imza antrenörlüğünden tut da birçok şeye kadar. Belki oradaki bir taşlar yerine tam oturmadığı için yani. De belki biraz çok şey yapılmıyor ama. Yurt dışına gideceğiz. Beklentileri var tabii, onu da söyleyelim. Yani o insanlar da, o insanların da beklentileri var. Ne yapılabilir mutlaka konuşulup tartışılması lazım. Yurt dışına gideceğiz. Wolverhampton'da altılı ganyanı tamamlayıp döndüğümüzde farklarınızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili yarışseverler, Wolverhampton'da 6. koşu başlamak üzere. 4 numaralı Mystical Moonbucks'ı yerini alırken 10 numaralı Susudio giriş hazırlığı yapıyor. 10. ve sonuncu at olarak 10 numaralı Susudio starting box'taki yerini alıyor. Atlar start ekibi emrine girdiler. Start verildi ve 6. koşu başladı. 9 numaralı Sandiata bir boy, 10 numaralı Susudio da grubun 4-5 boy gerisinde kaldı. İç kulvardan atak yapan 6 numaralı Bequies numarayı alıyor. Hemen dışında 1 numaralı Angel Eyes. Bu iki safkan arasında önde müşterek bir liderlik mücadelesi var. Onların bir boy gerisine 3 numaralı Lope to Loop geliyor. Daha sonra arkalarında 5 numaralı Metal Exchange. Onun bir boy gerisinde 7 numaralı Designated'ı görüyorum. Onların arkasında orta kulvarda 4 numaralı Mystical Moon. Daha sonra bir boy gerilerinde 2 numaralı Lemrini, Lullaby, daha sonra da 10 numaralı Susudio ve 9 numaralı Sandiata sırasıyla son 600 metreye geçiliyor. Önde şimdi 2 boy farklı liderliğini 1 numaralı Angel Eyes koruyor. İkincilikte 3 numaralı Lope to Loop var. Gerilerden 5 numaralı Metal Exchange için de ataklarını görüyorum. Son 600 metreye geçiliyor. Farkı 3-4 boya kadar çıkartıyor. 1 numaralı Angel Eyes ve son düzlüğe bu farkla önde çıkıyor. Orta kulvardan 6 numaralı Bequies'in, dış kulvardan 9 numaralı Sandiata'nın gayretleri var. Son 200 metreye doğru gelirken dış kulvardan 9 numaralı Sandiata koptu geliyor. Dış kulvardan 9 numaralı Sandiata geliyor. 1 numaralı Angel Eyes'i bastırıyor. Ondan koşunun liderliğini alıyor. Gerilerden Second Collection'ın da atakları var. Orta kulvarda 9 numaralı Sandiata, dışarıdan 8 numaralı Dexter'si geliyor. Second Collection geliyor. Rakibini yakalıyor ve fotoda geçiyor. Evet sayın yarışseverler, müthiş bir sprint yaptı 8 numaralı Second Collection. 9 numaralı Sandiata'nın temposunun düşmesinden faydalanarak koşuyu galibiyetle tamamlıyor. 9 numaralı Second Collection koşudan ikinci olarak ayrıldı. Üçüncülük için 6 numaralı Bequies ve 10 numaralı Susudio'da fotoyu birlikte geçtiler. Evet değerli izleyenler, günün 6. ve son koşusunu 8 numaralı Second Collection kazandı. Gayri resmi olarak 8 numaralı safkanın galibiyetiyle Wolverhampton kapandı ve birazdan kesinleşmiş sonuçlar ve ikramiyelerle son kez döneceğiz yurt dışı sonuçlarına dedikten sonra Atan abi. Birkaç tane daha değişiklik oldu, evet, onları da söyleyelim. Bu yıllık yarış programlardaki genel hükümlerdeki DHV ve DHT tanımı da değişti. Yani çok teknik konular şey yapmak istemiyorum. Özetle şöyle söyleyebilirim. Yurt dışından ithal edilen kısrakların özel yetiştiricilerin elindeki aygırlarla çiftleşmesinden doğan safkanlar bazı yarışlara giremiyorlardı. İşte burada en son örnek bu turbo ile ilgili yaşandı. Sanıyorum Sayın Ziya Adalar böyle bir müracaatı olmuş yasal yollardan. Yani turbo şu anda devletin aygırı olduğu için turbonun ithal kısraklarla olan yine devletteki atlarının girebildiği yarışlara turbo devlet tarafından satın alınmadan önce İtal kısaklarla birleşen tayların da girmesiyle alakalı ki çok mantıklı. Yani öyle olması gerekir zaten. Yani bir at sırf devlet sahibi değişip devlet oldu diye, TİGEM oldu diye bir yarışlara özel girmemeli. Yani bu zaten haksızca bir rekabet olurdu. Orada bir düzenleme var. Onun dışında bu ahır tahsis yaşlarıyla alakalı bir değişiklik var. Onu da söyleyeyim. Her hipodromda belli yaştaki atlara göre tahsis yapılıyor. Bir yaş limiti vardı. Şimdi mesela biz kış, sonbahar kış tahsisi yaparken at atıyorum Kasım ayında 9 yaşındaysa tahsis alıyordu. Ama hemen ocağa geldiğinde yaşı bir ileri yaşa geçtiği için, 10 yaşına geçtiği için normalde bu sıkıntı alıyordu. Halbuki bir sezon için, bir kış sonbahar kış sezonu için bir tahsisat almış. Ama öte yandan da yaş sınırını geçmiş oluyordu. O durum düzeltildi.
bir dönem sonraki ahır tahsisine kadar, yani yaz sezonunun başındaki tahsise kadar o atların o haktan faydalanmasının önü açıldı. Onun dışında bir de tabii bu yurt dışından aygır spermasıyla ilgili bir konu var ki o herhalde sanıyorum daha devam ediyormuş. Kulübün yaptığı açıklama öyleydi. Yani ithal sperma getirip buradaki kısraklara döllemekle alakalı. Evet. O atların da sadece internasyonel yarışlara girebileceği kararı varken mahkemeden çıkan karar bu konudaki yürütmeyi durduruyor. Ama sonuç nasıl ilerleyecek onu da herhalde yakın zamanda göreceğiz. Önemli bilgilerdi. Şimdi bir diğer önemli meseleye gideceğiz. Start eğitimleri ki İmparator programlarda sıklıkla söz ediyordu. Geri bit effort. Davut Akta hocamız yine start için görüntüler var. Gelsin görüntüler ekrana. İmparator'a da soracağız. Zira İmparator'un Decke. Doğru mu söyledim bilmiyorum. Yani bu Almancası Decke deniyordu da. İşte ben bunu 2000 senesinde... Yarım blanket gibi bir şey herhalde. 2000 senesinde getirdim Türkiye'ye. Yani biz 20 sene evvel düşünmüşüz bunu. Yeni daha başladı. Bütün dünya kullanıyor. Şimdi burada Ömer kardeşimiz var. Avustralya'da at binmiş. Onlarca yarış kazanmış bu kırmızı mont kardeşimiz. Apprenti okulunda hoca, eğitmen. Kendisi aynı zamanda. Uzun yıllar Avustralya'da kalıyor. Ve attan düşüyor. Sakatlıktan sonra bırakıyor. Türkiye'ye dönüyor. Şu anda apprenti okulunda beraber çalışıyoruz. Bu Geri ile beraber, tabii ki onun lisanı iyi olduğu için Geri ile beraber çalışıyorlar. İşte Davut da var işlerinde. Davut da İzmir'e gidiyor. Onu da vereceğiz biraz sonra. Şimdi bütün dünyada kullanılan bu koruyucu bir atın üstünde konulan bir alet, edavat. Yarım blanket. Yarım blanket gibi değil de bu farklı bir şey. Bunu komiserler kurulu her Türkiye'de yapıldı, her ile dağıtıldı. Ve şu anda bütün hipodromlarda var mı bunun? Var. Yüksek komiserler kurulu artık kullanılabilir diye onay verildi. Ama tahmin ediyorum Nisan'ın gerisi bu aynı gene bu işin uzmanı olan kişi gelip bir Nisan ayında yarışlar başlamadan evvel bir uygulama yapacak. Ve işte komiserler kurulundan da diğer illerdeki bütün komiserler ve start hakemi, start komiseri gelecek. Ve ondan sonra uygulamaya geçecek tahmin ediyorum. Güzel. Davut Hoca'nın görüntülerini de görelim. Hemen hazır. Şimdi starterlerle birlikte hocam. Davut Hoca gelmeden bir şey daha söylemek istiyorum. Hay hay tabii ki. Şimdi ata eğitim veriliyor. Dışarıda start eğitimi, ilk koşması için start alıyor bütün atlar. Şimdi bu start eğitimi alırken atların hepsinin girişlerine göre şeyleri var. Bir kartoteks tutuyorlar. İşte sinirlidir. Erken girerse şöyle olur, böyle olur. Gözlükle, örtüyle girer. Örtüsüz girer. İlk start provasını aldığı gün yazılıp bütün koştuğu şeyler de var. Anladığım kadarıyla bizim Türkiye'de de var bu, tutuyorlar. Ama var. Bir tanesini uygulayan yok. Nasıl giriyor bizdeki atlar? Bir numara bir girer. Hepsi sıraya girer. Tercihliler de en son girer. Böyle bir şey yok. Görüyorsunuz Dubai'de. Şimdi biraz değiştirdiler. Hatta cumartesi günü bir eleştiri olmuştu Süleyman abi. Hazır yeri gelmişken sorayım. Dış start alan bir Tay var Adana'da. Fakat üçüncü sıradan içeri alınıyor. Şimdi Safkan biraz sorun da yaşıyor. Evet. Yarıştan sonra komiserlere diyorlar ki hocam biz bu Tay'a dış start aldık. Start içinde sorun yaşıyor diye son girmesi lazım. Siz bunu 3. sıradan aldınız, at sorun yaşadı startta. Hoca diyor ki dış startta alsanız bizim inisiyatifimizde istersek ilk de alabiliriz içeriye. İnisiyatif öyle. İnisiyatif öyle. Onda bir şey o yok. Zaman, ama dış start almanın bir manası kalmadı. O zaman dış start almanın ne manası kaldı? Atın böyle bir problemi varsa. Değil mi? Bir de söylemeleri mi gerekiyor? Tabii. Şimdi bakın atın sahibi atında problem var diye dış start alıyor. Tabii. O zaman dış start diye bir şey yok. Tabii eğer o hoca dış start, ben dış start aldım. Dünyada herhalde öyle bir şey yok.
Ben en son gireceğim. O zaman öyle bir şey yok. Komiser o atın en son gireceğini bilmesi lazım. Aynen, ha, şu benim de elimde at var. İyi çıkmıyor. Ben de start alıyorum. O zaman benim atın iyi çıkmadığını bilip benim atımı en son sokması lazım. Bu, örne- Aynen, bu olmuyor. Bir ikincisi, Davut'un start provası gelsin İzmir'den, oradan anlatalım. Hay hay, Davut Hoca. Onu da ver aynı anda. Atanım senin bir ilaven olacak, sonra onu arayacağım sonra. Burada start görevlisi arkadaşlar. Burada start görevlerine uygulamalı olarak anlatıyor. Şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız falan. Örneklerle diyor. Gösteriyor. Örneklerle bunu. Gösteriyor. Bu ne kadar güzel bir şey değil mi? Bunu tabii ki. Bir jockey yapıyor. Çok güzel. Ama yarış günü startın arkasında bir jockey, bir eski bir antrenör yok. Bakın diyorlar ki gel, bakanlık bunu nezdinde eğittiriliyor. Gidiyor Davut Aktı bunları eğitiyor. Eğitim paketi bakanlık onaylı. Bir eski jockey. Kim eğitecek diyor. Burada işte Davut Aktı uzmanlaşmış. Gidiyor bunu her ilde eğitiyor. Yarış günü hiçbir startın arkasındaki ne bir eski jockey ne bir eski antrenör, hiçbir şey yok. Çok enteresan değil mi? Eğiten eski jockey. Uygulamada yok. Görev alan yok. Uygulamada yok. Demek ki start hakemlerinin bu eski jockey ve eski antrenörlerden de seçilmesi lazım. Herhalde. Ben onu anlıyorum yani. Veyahut da bir tane oraya konması lazım. Ya da oraya her yarış günü en azından bir görevlendirme yapılması organize lazım. Organize eden. Ve enteresan bir şey anlattı. Anında müdahale edebilsin değil mi? Oradaki problemi çözsün. Enteresan bir şey anlattı bu sabah. Dün geldi. Bu sabah çok enteresan bir şey anlattı. Bir at geliyor. İşte atı öyle böyle yapacağız falan diyor ki Davut bırakın diyor. Atı alıyor. Eğitiyor. Giriyor, çıkıyor. Şaşırıyorlar. İsmini de söyledi, unuttum şu anda. Şeyini de çekiyorlar. Görüntüsünü mü? Görüntüsünü atıyorlar. Sahibine şok oluyor. Yeni horse whisperer'ımız Davut Aktı hocam. Yani tabii atın psikolojisini bilmek ne kadar tabii, güzel bir şey. Yani. Tabii canım ya. Duyuralım sesimizi. Bir de burada şimdi start veriliyor. Şeyde. Davut işte orada. Traktörün kenarında duruyor kırmızılı. Bu normal yarış günü. Ben bir de şeyden bahsedeyim. İşte Arap tayları ve İngiliz tayları start provasına giriyorlar şimdi. Sabahları. Yok, perşembe günleri. Ha, şu şey, normal izin almak için. Artık yani. İzin alıyor atlar, giriyorlar. Şimdi at giriyor, hepsi tek tek giriyor. Girdikten sonra son at giriyor. Son at giriyor. Zaten içerideki bir iyicene bekliyor. En son at giriyor. En son girdikten sonra bekleyeceksiniz diyor. Bir kural koymuş. İçerideki durumu göreceğim. Bana göre çok yanlış diyor. Bir kural. Bekletiyor. Zaten at ilk giren zaten 2 dakikayı geçtiği zaman endorfin bitiyor. At uyuyor zaten içeride. O bekletiyor. Zaten çok beklemiş. Birden bilmem 8 at mı 9 at koyuyor. En son bir daha bekliyor. Son giren atla birlikte bir daha bekliyor. Bir daha bekliyor. Ondan sonra sen iyi çıkmadın diyor. İyi başlamadı diyor. Bir daha geri starta gel diyor. Ya zaten başlamaz ki. Bu at orada içeride zaten uyumuş. Bunu 2 dakikada uyur diyor ya. Zaten aynen. Kanıtlanmış dünyada yani. Bilim. Bir de böyle bir şey var yani. Buna güzel. Nasıl bir şey yapacağız merak ediyorum. Acaba sayıları azaltılıp daha hızlı mı? Çünkü yani sayıca daha 8 at 10 at dediğin gibi Süleyman abi ilk at bir giriyor. Neden biliyor musun hayatım? Bir at girerken diğeri beklemeyecek hayatım. Lamborghini. Yüzünü start makinesine dönen at girecek. Startçıyla beraber içeri girecek. Pat 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 pat, ortadan... pat pat pat. O zaman bekleme süresi minimum ideal şeye gelir. Yani birincisi bekliyor, ikinciyi bekliyor. Niye bekliyorsunuz arkadaşlar? Baştan, ortadan, sondan. Yani yeteri kadar arkadaki start görevlisi kalabalık olacak. Tamam mı? Şık 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 alacaksın. Sen 8 tane koyuyorsun, bir tanesi huysuzluk yapıyor. Onu da bekliyorsun. Ya zaten 2 dakikayı geçti mi uyuyor. Ondan sonra ya bu iyi çıkmadı diyorsun. Daha çocuk yeni öğretiyorsun zaten. Aynen öyle. Atlar startın arkasına geldi mi? İp çekildi mi? Hoca start numaralarını hatırlattı mı? Ondan sonra yüzünü makineye dönen at
teker teker hiç birbirini beklemeden içeri girecek. Ha tercihli start alan varsa o hariç. Diğerleri pat pat girecek. Öyle olduğu zaman hiç kimse kimseyi beklemeyecek. Şimdi sevgili Mehmet mesaj atmış, Mehmet Kaya. Çok selam söylüyor. İstanbul'da diyor not tutan bir hakem var ama hani bu notlar ne kadar uygulanıyor bilmiyorum. Ya yani varmış böyle bir arkadaş, onu söylemiş. Var da ben uygulandığını düşünmüyorum çünkü görüyorum not vardır ama bugün Dubai'de gelen atlara bakın. Şimdi daha saniyesinde alır. Tabii tırpa tırpa tırpa. Yani Pelin'in için ne demiş o gün? Uygulamadı dedi Fedai Bey. Bizim atımızı son alacaktı dedi. İşte hakemin o anki inisiyatifinde almamış. Hatta o gün problem yaptıydı. Yani bunu bu dereceye kadar biliyorlar. Bizdekiler de kartut eksi var tutuyorlarmış. Ben tutmuyorlar zannediyordum. Uygulama yok. Yani uygulama yok. Uygulama ne kadar yapılıyor yani, ben onu hangi at takip edemiyorum. Problemli. Sen o günü hangi at problemli? Bu atın işte son girmesi lazım. Tabii. Yetkisini koyması lazım komiserin. Böyle bir yetkisini koyamıyor bence. Dış tatlarla ilgili katkı. Ha, dış tatlarla ilgili şu olabilir. Hani onu bilemiyorum tabii yani. O örneğin için geçerli olmayabilir ama hani bir de hakikaten atın dış startını çok iyi niyetle alınmaması durumu söz konusu olabilir. Böyle bir şeyde de komiser atın startla ilgili bir problemi olmadığını görürse o uygulamanı iptal edebilir veya onu değiştirebilir. TYS'den ikinci başkan Turgay abinin bir mesajı gelmiş. Jockey binek ücretleri ve kayıtları için çalışmayı TCK'dan aldığımız bilgilerle yaptık. Yapılan toplantıda jockey temsilcileri de ikna ederek neticelendirildi. Ahmet Özbergen'in katkıları ile YKK onayladı. Bu operasyonda TYS ile TCK işbirliği çok önemli bir rol oynadı diye bir mesaj atmış. Kim? Turgay Kop. Evet. Mehmet tekrar bir mesaj atmış. Uygulandığı zamanlar oluyor. Böyle olduğu zaman da hakikaten çok verimli, atların sağlığı için çok verimli oluyor diye bir mesaj atmış. Sağ olsun. Selam olsun kendisine. Şimdi bir diğer görüntümüze gideceğiz ki ondan sonra da grup mücadelelere geçeceğiz. Merak eğitim reformu girişimi Sabancı Vakfı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 2 gün geçirdiler. Ve bir günde de apranti kardeşlerimizle harika bir video çektiler. Bugün sosyal medyada da paylaşıldı. Bir de farklarınızın içerisinde konuşalım istedik. Önce bu 2 dakikalık videoyu bir görelim bakalım apranti kardeşlerimiz neler yansıtmış. Cici gel. Gel. Jockey olmak için buraya geldim. Büyük hayallerim var. Kendimi Türkiye'ye ispatlamak istiyorum. Buraya gelmeden önce hep top oynuyordum. Dayım bir anda söyledi dedi böyle böyle sen boyun uzamıyor dedi. Jockey olabilirsin dedi. Biz de kaydımızı yaptık. Babam mesleğinden gelme. Bir de dedelerimizden. Babam da dedemle öğrenmişti bu mesleği. İlkokul 2'den belli. Bu mesleği öğrenmek istiyordum. Ortaokulu bitirdim. Daha sonra işte babam dedi emin misin bu mesleği yapmaya? Eminim dedim. Bak zor bu iş dedi. Yani ben de istedim bunu. Ardahan'dan buraya atlar için geldim. Benim ailemde atçı yok. Daha hiç atçı görmedik. İzmir'den geldim. Atlara merakım ve sevgimle geldim. Atlar duygulu ve hisli hayvanlardır. Atlar sağlık hayvanlar. Onu en çok seviyorum. Can yoldaşım gibi geliyor. Atın üstüne çıktım, ilk çıktım mesela. O kadar çok yüksek gelmişti ki böyle bir şoka girmiştim diyebilirim size. Ata bindiğim zaman heyecan oluyor. Bazen kaçıracakmış hissi geliyor, düşecekmiş. Ama onları yenerek atın üstünde kenter yapmayı, atı tutmayı daha çok seviyorum. Merak etme, bir insan ilerleyemez tabii. Bir işi başarabilmek için ilk baş o merak içinde olmalıdır. Merak ettikçe gelişiyorsan, yeni şeyler öğreniyorsun. Yaşamı boyunca bir insan mesela bir işi öğrendim diyor. Onun mesela devamını getirmiyor. Niye? Merakı çünkü azalıyor. İnsanlar büyüdükçe tecrübe kazanıyor. Tecrübe kazandığı için de merak etmek istemiyorlar. Yani. Merak arttıkça bilgi de artar. Merak insana azim getirir. Mesela öğrendikçe azmetmek istersin. Başka daha çok öğrenmek istersin. Isırıyor. Isırıyor. Orada da bir itiraf etmiş yani. Isırıyor mu gerçekten? Çok sevindim. Merak mıydı şey? Merak.
merak edenler diye bir çalışma var. Demek o şey doğru değil yani. Değil. İnsanın başına meraktan yok, gelir değil. Diye. Hatta şöyle söyleyeyim. Sabancı Vakfı, Sabancı Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı destekliyor. Merakla ilgili olumlu atasözümüz yok. Enteresan. Olumlu, ve bunun peşine düşüyorlar. Bu çalışmanın sonunda merakla ilgili olumlu atasözleri literatüre kazandırılmaya çalışılıyor ve kendi bunu, alanında dayının öğrencileri yapıyor yalnız. Evet. Dikkatini çekerim. Sürprizler farkı var gördün ama. Değil mi? Farkı gördün. Sürprizler var. Alanında farklı isimler var ve bizden de farklı isimleri görecek yakında yarışseverler. Merak edenler ve merak ettikleri işin peşinde kariyerine devam edenler gelecek yakında. Şimdi dayının grup yarışlara ve protestolu koşullara ne diyeceğini merak edenler var. Bence sen biraz hemen geçelim. Oraya geçeyim yani bir an önce. Bugün Adana'dan gelmiş bir görüntüyle oraya geçelim. Sabah bir idman görüntüsü geldi. Bu arada bugünkü Şanlıurfa yarışını soran yarışseverler var. Konuşacağız. Görüntüyü istedik. Ama önce idman görüntülerini alalım. İkramiyeler de gelmiş. İkramiyeleri de bekletmeyelim derler. Altılı gayan 22 lira. Beşli gayan 6 lira 99 kuruş. Dörtlü gayan 4 lira 54 kuruş. Üçlü gayan 6 lira 8 kuruş. Favorilerin ağırlıklı olduğu bir yarış programı vardı. Ve İmparator diyor ya her hafta. Geçen hafta da söyledim aynı şeyi. Helal olsun. Urfa'yı bilemiyoruz ama Wolverhampton'da aslan gibiyiz. Helal olsun. Şimdi de Adana'daki o görüntülere gidelim. Bakalım sabah gelen görüntülerde. Atanam nedir bu? Vallahi bunu İmparator görmüş. Ben böyle idman görmedim yani. Bu ne ya? Böyle bir şey var mı ya? Buradaki arkadaş da bakıyor buraya. Ben neredeyim diye bakıyor herhalde. Film çekimi falan da net. Ben de vallahi öyle zannettim Kızıl ya. Başka bir şey zannettim yani. Bunlar ön taraf arabatı. Herhalde şeyden sonra mı? Tırmıktan sonra falan mı hemen böyle değil, çıktılar? Değil. Tırmık da? Zaten baksana. Bir ekürün değil. Adları değildir herhalde. Aynı ekürü olabilir mi? Baksana ya. Böyle 15 tane var herhalde, 15 at var. Böyle bir çalışma düzeni yok. Hani bu senin söylediğin atlar yan yana çalışsın değil bu, değil mi? Bu başka bir şey. Baksana 8 tane at yan yana çalışıyorlar. O ikinci grup. 8 tane at, aşağı arkada 6 tane at. Kardeşimiz de ne yapıyor bunlar diye bakıyor herhalde. O da şaşırdı. Enteresan yani. Adana'dan bu sabah gelen görüntüler. Şuraya bak ya. Çok rahat bir 16-17 tane var da. Var. Azla. Var. Yani 20'ye yakın. Azla. Zorlarsak 20 olur herhalde o yandaki atlarla beraber. Değişik idman stillerimize bir yenisi daha eklendi. Ama önde Arap tayları var. Sonra İngilizler var. Arap tayları İngilizlerden daha hızlı kenter gidiyorlar. Turbakar gibi falan. Bir enteresanlık var ama bilemiyorum bir ekürün atları mı. Evet. Hepsi start gördü geçen hafta diye bir katkı geldi sevgili Oktay'dan. Evet. Kaya ekürüsünün tay grubu demiş. Öyle mi? Evet. Enteresan. Oktay'a da selam olsun. Oktay Hoca ve Artuklu ile Yeşilova koşusuyla grup 2 mücadeleye başlayalım. Dediğim gibi Şanlıurfa'nın bugün yapılan vali koşusunu konuşacağız. Onunla ilgili katkılarınız geliyor. Hay hay. Süleyman abi Artuklu. Valla Artuklu 2 yarıştır. Aşemezi. Acemat ediyor yani. Kısa da geçti, uzun da geçemez diye düşünüyorduk. Diye düşünüyorlardı. Uzun da geçti. Yani iki yarıştır o aşamaz mı kötü koşuyor mu iyi koşuyor? Vallahi Mücahit Bayır'la bu at bir değişik koşuyor Süleyman abi, o kesin de. Öyleymiş. Öyleymiş. Çok iyi koşuyor yani. Diğer ata kötü gerçekten koşuyor dersek öyle. Haksızlık ederiz artık. Hakikaten iyi koşuyor artık. Evet. Tabii. Hiçbir yerde kaybedecek gibi de olmadı yani hiç. Bu kardeşimizin de altında çok iyi koşuyor. Tabii. Kariyerinde 11 birinciliği var. Hepsi Mücahit Bayır'la. Evet. Ahmet Çelik, Halis Karataş, Özcan Yıldırım, Gökhan Kocakaya, Müslüm Çelik, Selim Kaya, Uğur Polat, Saadettin Boyraz da bu ata binip kazanamayan anladım. Türkiye'de. Artık sahibi de anlamış, onu bindiriyor işte. Evet. Güzel. İlgilerini tebrik ediyoruz. 2 haftadır yani 2 yarış üst üste harika koştu. Aşemez gibi kumun 2-3 senedir grup 1 galibi bir atı yani. Bir atı geçiyor çok yani. Ciddi bir rakibi geçiyor yani. Evet. Çok kolay geçiyor. Taşkır bu yıl çok diğer ciddi atlar hiç yok ama. Aşemez'in hep söylediğiniz Süleyman abi hani yarışları üst üste geldi, bazı kısa vadeli yarışları pas geçebilir miydi? Böyle yarışlarda sanki çıkıyor mu? Bilmiyorum artık orasını
Fazla anlatamıyorum. Bazen cevap vermemekte bir cevap bazen gibi. Bazen işte yediğim hurmalar tırmalar. Bu böyledir yani, bir atasözü tabi. Yediğin hurmalar tırmalar işte. Öyle kısa vadeleri bilmem ne şey edersen böyle bu şekilde de at bozulabiliyor yani. Bu, canım, bu bir gerçek yani. Yarışçılıkta böyle şeyler var yani. İngilizlerin o güzel sözü yani. Atlar makine değildir diyor ya. Selam olsun. Erdal abi de yayına katkı yapmış. Ona da selamlarımızı iletelim. Sayın Erdal Öz Türkiye'de. Ve geçelim Tarıkan'ın galibiyetine. Tarıkan da haftanın... Bu yarışın İzmir versiyonu. İzmir versiyonu. Evet. 2 Mart'ta. Tarıkan tabii. Artıklığı gördük. 3 Mart'ta Tarıkan'ın. 6 yarış üst üste. 6'sı da grup. 44 tane yarış koşmuş. İnanılır gibi değil. 5 sefer numaradan düşmüş hatta. Numaradan düşmüş ya da 5'incilik. 5'inci oluyor. Yani... 44 yarış koşup yani 39 tanesi içeride. Çok iyi koşulmuş yani. Bir at. Tebrik ediyoruz yani. Yani harika. Antrenörünün seyisini sahibini. Geçen sene de Halis'ten 4 tane falan üst üste kazanıyor. Bu sene Kocakaya biniyor. Ondan 6 tane kazanıyor. Evet. Ve daha önce hiç grup galibiyeti yok. Bu son 6 yarışın tamamı grup. Tamamı grup. Yani inanılmaz bir çıkış içerisinde. Burada mesela geldi Yılma Başar. Halis içeriden bitiriyor. Kaçıp bitirecek kaçayım zannettik ama yine bırakmıyor. Çok inatçı bir at. Müthiş bir Atim üzerinde dedikleri bu olsa gerek. Bursa, Kocaeli, İzmir. Bu atlar bunu geçemeyecek belli oldu. Buranın da dört yukarı şampiyonu bu at. Bu sene. Kız sezonu evet. İzmir çok netleşti gibi değil mi Süleyman abi? Bir yerde Memduha kendi yaş grubunda. Evet. Üstte Tarıkan. Tarıkan. Sezonu. İngilizler şey burada enteresan iyi koşmadı. Bu senenin grup bir kazanan. Serdümen. Tayral Bey'in. Çok güzel bir galop yapmıştı galiba yarış sonunca. Ama işte evet. Yarışta hiç yok. Evet. Demek ki çim istiyor. Çünkü geçen kumda seri yaparken sanki bu tarz safkanlara göre bir alt sanki daha uygun gruplardaydı. Ama çimde tabii yine. Halis bu sefer yalnız Tarıkan'ın dışına çıkmayıp içeriden değişik bir şey denedi. Değişik bir şey denedi ama at da tabii yaşlandı yani kolay değil yani o şeyi sürdürmek yani her sene aynı performansı sürdürmek kolay bir şey değil tabii yani. Bence yine de Yılma Başar gayet başarılı koşuyor. Mutlaka iyi at zaten hiç tartışılacak bir şey yok ama. Arkada Kızılhan Frike mücadelesi hem Kızılhan oyunda tuttu. Hem birileri getirdi. Evet. Frike'yi getirdi. Ki Frike gelmez. Böyle bir pozisyonda geldi. Şimdi Evergrande'nin kazandığı yarışa gideceğiz. Haftanın A3 sınıfındaki mücadelelerinden birine gideceğiz. 26 Şubat tarihine dönüyoruz ve 26 Şubat'ta bakalım Evergrande'nin galibiyeti için imparator neler söyleyecek. Geçtiğimiz hafta Salı günündeyiz. Yarışın lideri Son of Day önde gidiyor. Şu anda en geride içeride. Evet. Sayın Tanatar forması mavi lacivert. Enteresan bir at o da bak hiç yok. Şimdi düzlüğü çıkacak. Aldığı zaman dışarıya muazzam bir hücum ediyor. Ayan Kurşun idaresinde. Burada Altın Kop yarışın favorisiydi öne çıktı. Evet bak burada yani at ne oldu dördüncü kalacak. Acaba üçüncü olur mu denirken bir anda kopup geliyor. Süleyman abi hatırlarsınız bu at içinde mental sıkıntılarından bahsediyorlardı Evergrande için. Evet. İstanbul'daki bir yarışta. Ayhan'a sordum hafta içi. Ayhan dedim yani senin alışkın olmadığımız bir görüntü vardı at üzerinde. Evet Ayhan da modaya uydu devam etsin. Benim dedi, söyleyeceğim bir şey yok. Yo dedim ya pazartesi akşamı imparator da soracağım. Abi dedi bu atın bazı mental sıkıntıları var. Açıkçası yani odaklandığını onunla, düşünüyorum dedi. Onunla düzeltti. Zaten bu odaklanmayı düşündükleri zaman Durum kötü. Yani bu haftanın da ve Evergrande için çok biriydi. Pozitif bir şey söyledi. Özür dilerim Atan abi. Şimdi seyrettiniz mi siz Dubai'de? Sınır yok dedi. Çok ilginç bir at dedi. Dubai'de ve hatta şeyde kaç tane yarış ettik yani. Koşulan yarışlarda düzlüğü çıkarken atı ilk kaldırırken bir oturuyor bir daha oturuyor en fazla 3 ondan sonra bir daha hiç yok. Bir daha yok evet. Öyle hele finişte bizde minişte bile, hiç yani, yok. Bizdeki yani. Jokeyler kendi kendilerine bir stil yarattılar. Devam etsinler ileride ne olacak bakacağız. Atan abi.
Yani çok enteresan bir at Ever Grande. Yani gücünün sınırları çok böyle kestirilemeyecek aynı bir at. Yani çok iyi atların yanında çok başarılı olabilecek bir at. Ters bir yerde bir şeyler yapabilecek. Evet. Yani tabii kaybeden at da biraz yarışları arka arkaya geldi. O da çok kıymetli bir at. Yani çok iyi bir at. Bugün de çok iyi koştu ama rakip hakikaten öyle bir kapmaya geldi ki artık sonlarda direnemedi. Pes kim etti. Olsa kapacakmış gibi yani. Evet, aynen pes etti ama iki atta gayet iyi koştular bence. Ayakları düz bassın diyelim. Atan abi Altınkop için de üst üste koşması dezavantajının altını çizmiş olduk. Kızıltuy'a gideceğiz. Yine Farklarınız'ın çok konuşulan safkanlarından birine bakalım neleri konuşacağız. Yarışın başında buyurun gelin dedi galiba. Evet. Süleyman abi. Tabii bu yarışı canlı seyrettim. Çok istikrarlı bir at. Bir yarış kaybetti. Hı-hı. Ki aradan döndüğü bir yarıştı. Yani kazanabilirdi de kaybetti. Hı-hı. Ama her türlü koşuyor. Bekleyerek de koşuyor. Bu sefer numara aldı. Yo, ayar çok güzel öne geçtikten evet. Sonra tempoyu ayarladı. Ayarladı değil mi? İyi bir safkan. Güzel yarışlar koşacak bu sene. Maşallah. Allah ayaklarını düz bastırsın. Ya bu grup bence yani Jack Sparrow olsun, Uğur Babam olsun hani gerçekten iyi yer alıyor. Uğur Babam mesela kaçırmamak için mi öne geldi dersiniz? Çünkü daha 3 yarış üst üste en geri bekledi. Evet. Bu tempoda en geri kazandı, beklemesi bir manası. Bu geride en geri bekleyemeyeceği için. Yalnız yarış yavaş. 50.5 geçti ilk 800'ü. İlk 425, 638. 1002.5. O en geri beklese tabii. Olmayacaktı. Ya ama atın bence bugün hani kötü koşma sebebi değil, tempodan değil ziyade bence at iyi koşmadı yani at. Başka o her zaman bildiğimiz at değil yani bu kadar oradan virajı orada dönüp bu kadar geri gelmesi çok normal değil. Bilmiyorum tabii o dayının demin aşemez için yaptığı yorumlar evet. Bu at için de geçerli olabilir mi düşünülebilir mi bilmiyorum. Ama Kızıltuy hakikaten çok heyecan veriyor bilmiyorum. Evet. Yani bu sezon değil mi? O mesela Long Runner grubuyla karşı karşıya geldiği zaman acaba gerçek gücü nedir, ne yapabilecek çok merak ediyorum. İşte ama yani. Bilmiyorum. Bu... Yani geçen sene Çaldıran Koşan grupla yan yana geldiği zaman ne olabilir? Tamam. Bir ışık görüyor musun? Şimdi tabii Long Runner çok farklı bir at. Onun için Long Runner'a hiçbir zaman hiç yan yana koymam. Farklı bir at o at yani. Şimdi bu sene de aynı şekilde koşacağım derse o farklı bir at. Ama Kızıltuy tabii yapısı çok sağlam bir at. Maşallah. Hiç öyle maşallah 3 yaşında bir ata benzemiyor. Yani aküsü çok dolu. Kışı da çok iyi geçirdi. Bir de mücadeleyi de hiç yani evet. İtiraz etmeden yapan bir at yani. İleride bekleyip çok daha güzel yarışlar koşabilir. Ayağına çünkü hadi dediği zaman çok iyi. Evet. Kutlayalım Kızıltuy evet. İlgilerini. Jack Sparrow iyi bir yarış yaptı. Hiç şüphesiz ki onu da takibe devam dedikten sonra İskra'nın kazandığı yarışa gideceğiz. Hem yarışı göreceğiz sonra da kamera 5'ini isteyeceğiz. İmparator'a evet. Detaylı analiz soracağız son metrelerde. Önce bir yarışı. Şimdi tabii burada daha bir şanssızlık tabii oldu. Startta bir şanssızlık yaşadı. Evet startta şanssızlık oldu. Kısırak. Kaldı startta kaldı. Kalınca tabii o avantajını kaybetti. Bir, hemen numarayı alıp dinleneceği yerde bu sefer yüklendi. Efora girdi. Tempoya girdi. Ama İskra tabii çok harika koştu bu yarışı. Bu yarışın iyi koşmayanı Şeker Hanım. Bir dönüş yarışıydı onun içinde. Yani. Kızıltuy'un kardeşi değil mi? Evet. Ablası. Ama İskra çok uzun müddet. 8 ay mı koştu? 1,5 sene koşmadı galiba İskra. İskra tabii. 1,5 sene sonra bir yarış 200, koştu. 240 gün falan sürmüş. Bir yarış gördü. Evet. Bir yarış gördü. Ondan sonra bu yarış koştu. 420 gün sonra görmüş o yarışı. Evet Süleyman abi sen haklısın. 400 gün üzerinde. Onun üzerine de yaklaşık bir ay işte bu yarış. Evet. Şu ikinci... Burada çok kolaydı. Hadi dedi atlayamadı.
Atlayamadı ama biraz içeriye meyillendi. Evet. İşman Çizik de kaybetmek için ne lazımsa yaptı ama kısrak hayır dedi. Kaybet, ben bu yaş kaybetmeyeceğim dedi. Eyvah eyvah eyvah. Kaybetmedi. Kışmanın biraz moralini bozacağız. Ya, bu aralar yok. Yani daha iyi biniyor eskiye tam göre. Tersi ve hatta daha iyi biniyor yani. Cumartesi günü yanılmıyorsam bir ayaküstü sohbet ettik. Ne dese Süleyman abi dinliyorum ve dikkat ediyorum. Mesela dizleri biraz şimdi çalışacağım dedi. İçeri mi yatıyor dayı, ondan mı? Şimdi at içeri yattı. He, ne yapması lazım? Hemen kamçıyı sağ eline almayı bıraktı. İki kantarmayı birbirinden ayırdı. Böyle bir biniş yok. Böyle bak. Bu şimdi... Atı da yavaşlatıyor değil mi bu? Atın gerisinde kalıyor. Tabii. Atı kantarma elinde uzadı. Uzayınca atın gerisinde kalıyor. Ne yapıyor? Koluna vurayım bilmem ne. Bu sefer stili de bozuldu. İleri iterken geri çekiyor bakın atı. Kendi dizleri de çok dengesiz oldu yani, gibi. Yani her tarafı dengesiz oldu evet, atın üstünde. Evet. Ama kısrak maşallah. Yok dedi ya ben kaybetmeyeceğim. Sen istiyorsun ama dedi ben kaybetmeyeceğim. Çevşehir'leydi de bunca şanssızlığa rağmen. Harika koştu. Çevşehir'leydi zaten startta kaybetti koçu. O ikinci şeyi, üçüncü 411 ile geçince, tabii, ikinci tabii. 400'ü daha doğrusu. Startta orada zaten tempo bozuldu, temponun şeyi bozuldu, ritmi bozuldu orada. Ama inanılmaz yani hala direniyor ve bırakmıyor yani. Yani sahibine, Saadettin de, yani sahibine çok zevkler yaşattı. Helal olsun böyle. Çok helal kısrak. Çok helal kısrak hakikaten yani. Bu atın sahibi ne zevkler yapıyor. Kim yapıyor, sentetik yapıyor yani her şeyi yapıyor yani. Evet. Rejiden zor bir soru geliyor Süleyman abi. Damızlık olarak bu beşli ayrılır mı? Bu ikisi mi? Hangisini seçerdi damızlığa derler? Ya, bunlar Ömer ya. Hepsi çok iyi damızlık. Mükemmel olur yani. Mükemmel. İskra mesela. Biz mesela Iskra'yı çok mesafe atı diye şey yapıyorduk değil mi? Hep konuşuyorduk hani. Iskra'da sürat de var. Eskiden, ama bu mesafeyi yani, böyle bir atın yanında yapması müthiş yani. Iskra ilk başladığı zaman kısa. Ondan sonra uzuna bir döndü. Tabii. Daha iyi koşmaya başladı. Sanki daha mesafe olsa daha da iyi koşacak yani. Gibiydi. Ama bu mesafeyi yapması müthiş hakikaten yani. Yarış severler şu Urfa'yı soruyorlar. Bir Urfa'yı getirelim. Bugün tamam, neler oldu? Getirelim. İmparator'a da soralım. Atahan abiye de soralım. Dayı orada gerekeni söyler zaten. Tabii ki. Verelim yarışı. Güven Bakan önde. Büyük Beren ikinci sırada. Önde Güven Bakan'da İsa Akyavuz var. Büyük Beren'de Fethullah Felhan var. Şimdi kameralara takılan bu görüntü. Yani biz İsa Akyavuz'u haftalardır konuşuyoruz ve haftanın aparatı seçtiğimiz en az 4 program var. Fakat ben hiç böyle kampçı kullandığına şahit olalım. Biraz geri alalım Hamzacığım. İmparator'u başlatacağımız yerden. Altta varsa hatta biraz bir daha halay müziği falan onu da alalım. Biraz daha yakla. Heh harikasın. Abi değiyor mu ya onun kamçısı şokeye? Veya ata? Kafasına geliyor mu? Ne yapıyorsun at, abi? At kafayı çevirdi o kesin de. Oynatalım. Kaç metre sürecek bu diyalog onu da bir görelim. Önce bir tane ata vurdu. Ondan sonra açtı elini. Sol el açık. Sol el açık. Gözünün önünde şöyle bir sallıyor. Rahmetli Sermet Erkin geldi gözümün önüne. Sallıyor. Gözünün önünde at dışarı açıldı. Hala sallıyor. 100 metre oldu aşağı yukarı. Nedir ya? Çekti. 23 aksiyon. Of. Süleyman abi saydı. 23 aksiyon. Ben komiser olsam direkt 15 gün hemen yüksek komiserlere sevk ederim. Oo. Bu var ya bu hatalı kamçı kullanımı bu değil bu. Bu hata değil. Bu yarışların dürüstlükle cereyanına. Dürüstlükle cereyan etmediğinden 15 gün ki böyle bu senenin yaprantısı açık koşullara bindiriyorlar. Ya biz her hafta onun bu kardeşimizi met ediyoruz değil mi? Yani haftanın aprantisi seçiyoruz. Tabii. Diyoruz geleceğin ki geleceği şöyle diyoruz. İşte geleceğin yıldızı deniyor ama böyle bir şey tevessüt eden birinden geleceğin yıldızı olmaz. Tevessüt ediyor öbür atın onu kovalamaması için atı engellemeye çalışıyor. Bu olmayacak bir şey yani. Bu jokeye ne ağır cezayı vereceksin ki? Ya umuyorum komiser raporunda bir eksiklik vardır. Tek satır yok. Bilmiyorum ben onu.
Ama şey, Adana komiseri gibi olmasın bir söyledikten sonra. Yani bu ne için yapılmış abi? Bir tek İmparator'un söylediği şey akla geliyor yani. Tabii, bu ne için rakibi? Yani. İşte benim, benden gelir numarayı alırsa benim atım bozulur falan. Herhalde onun için bu yaptığı hareket. Başka hiçbir şey için olamaz yani. Böyle bir şey daha yani vaki değil, görmemişim bu yaptığı bir şey. Nasıl yani, bir akla hizmet ediyor? Tek eliyle atı itmeye, yani yapacağını iki eliyle atını yürütse zaten at vermiyor yani numarayı şu anda. Sonra tabii, atın üstünde bakın bizim ayağa kalktı ya. Haftalardır bizim anlattığımız işte haftanın apranti seçilen bir çocuk. Atın üstündeki şekline, şemaline bak. Hiç öyle öyle yapabilmek yani. İçin. Yani dışarıdaki daha atın, yeni 3-5 yarış binmiş, jockey pozisyonuna düşmüş. Dışarıdaki atın yani gücü olup hakikaten bir baş boyun hakim olsa ne yapacak? Bak, çok merak ediyorum. Burada da dışarı gidiyor. Bunu komiserler kurulu görmüyor mu abi? Görmemişler. Yok canım, şaka yapıyorsun. Gerçekten. Üzülerek söylüyorum. Bu bugün görülmüş. Ben sosyal medyada gördüm. Ondan sonra baktım. Yani ben de bilmiyorum. Söylediler bu yarı seyreder misin dediler. Tamam. Seyrettim, şok oldum. Artık yani. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Ya bu kadar kamera, bu kadar şey, bu kadar sosyal medya yani. Ha ama şöyle haklı. Komiser görmedi diyor. Şimdi bakın yani bu iş öyle bir şey ki. Komiser görmedi diyor abi. Bizim tabii görmemize şaşırıyor millet. Aa, nasıl, ya bu 50 sene bu işin içinde tamam. Bizim görmeme diye bir mümkünatımız yok. İmkan yok. Ama komiserin de bunu görmüyorsa bilemiyorum yani. Bence hem üzücü hem düşündürücü olan şu. Yani hakemlerin bu konuda hemen bir tavır almamasının mesela... Beşinci ay konu da önümüzdeki bak, hafta. Dönüyor yine ona bakıyor. Tam tersi de oluyor. Düzlükte gene dönüyor ona bakıyor. Beşinci ayakta da Süleyman abi Fethullah bakın, o çocuk bakın o karşıdaki atın üstünde bu ne biçim dikiliyor denen adam şu andaki pozisyonuna bakın. Görüyor musun? Bu arada İmparator'un bu yorumunu üzülerek söylüyorum. O bölgelerde daha doğrusu Adana'da ve civar illerde at binen birkaç jockey arkadaşım sözleşmiş gibi ne yıldızı abi diye katkılar vermişler. Kardeşimiz ben şok oldum yani. Çok yani. İyi geri dönüşler gelmedi jockey abilerinden. Yani Arif abi mesaj atmış ya bunu Metin Şentürk bile görür diye. Arif Kurtel mesaj atmış ya bunu görmemek diye bir şey var mı? Metin yani. Şentürk görür diye mesaj atmış. Yani doğru söylüyor. Ha bunu ancak görmek istemezsen görmezsin yani. Yani. Bu başka bir izahı yok yani. Bu nasıl görülmeyecek bir şey değil ki ya bu. Ya bu işte oluyor yani. Neyse konuşmak istemiyorum. Bunu biz söyleyince de ondan sonra görenler de oluyor. Ondan sonra aynı kişiler gereğini de yerine de getirmiyorlar. Enteresan. Geçmiş olsun diyelim yani. Yani ne diyelim. Ama yani umuyorum sekreterya kaynaklı bir... Boşluktur bu yoksa bunu mutlaka komiserler kurulu görmüştür. Zaten bunu başka türlü değiştiremezsin. Tabii bunu görmüş olalım. Sekreterya yani. Kaynaklı dersin öyle değiştirirsin bu kadar. Bütün sosyal medya bilmem ne bunu görüp de onlar bize söylüyorlar. Biz onlar söyledi diye seyrediyorsunuz bu olay meydana çıkıyor yani. Evet bakalım biz bir sonrakine. Bir sonraki yarışımıza geçebiliriz artık. Geçtiğimiz hafta konuşmuştuk fakat geçtiğimiz hafta konuşurken... Söylemiştik de gündeme önümüzdeki hafta daha detaylı getiririz diye programın son dakikalarıydı zira. En dış kulvarda Samet Erkuş kardeşimizin bindiği safkanın içeri doğru gidişi gözümüzü kapattırdı bize ve başta hışman olmak üzere birçok arkadaşımızı yani, kardeşimizi Allah korudu. Bu fecaat yani. Bu böyle bir şey yok. Bu olmayacak bir şey yani. Bu kaç gün ceza aldı? 10 gün. Yani. Onu sorayım Süleyman abi. Yarış geçen değişti hafta mi? Değişti. Değişti. Tamam. Umut Barlık kardeşimizi konuşmuştuk. Hı. İşte o 10 gün. Şey üst sınır. Burası 10 gün. Ya, çok etkiliyor mu ki ya? Caydırıcı mı? Yani bu hareketler işte kimi gözüküyor? Bana göre caydırıcı değil ki bunu yapıyor jockey. Yani neden? Dünyanın her yerinde işte anlaşıldı ki 10 gün ceza öyle değil. 10 gün bulunduğu yerde veriyor. Bulunduğu yerde verirse 10 hafta oluyor bu. İşte o zaman... O zaman caydırıcı. Caydırıcı. Şimdi bu arkadaşa 10 hafta verse komiser kim ne diyebilir? 10 yarış günü mesela. 10 yarış günü. Atıyorum 2 tane var 5 hafta. Yani 2 tane varsa 5 hafta. Kim ne diyebilir?
Kimse bir şey diyemez. Caydırıcı mıdır? Öf. %100. Bu 5 haftayı böyle bir ceza alacaksa bir jockey bunu yapar mı? Yapmaz. İmkansız. Demek ki caydırıcı değil cezalar. Para cezası Avrupa'da ne kadar veriyor görüyorsunuz. Evet. Geçmiş olsun diyelim. Geçmiş olsun. Şimdi program içerisinde imparatorun dediği sayıdan değil, kamçı kullanımından örnek bir ceza geldi bu hafta. 4 safkanlı bir yarış ve 3. olan atın üzerinde Mazlum Pir Demir kardeşimiz ceza aldı. Mazlum Pir Demir nasıl? Sarı kırmızı 2 numaralı safkan. Hı. Sondan 2. sırada şu anda. Buyurun Süleyman abi. Fast Navy. Şimdi bu atın yarışın içinde Atan abi şimdi senin söylediğin kamçılar başlayacak. Hop hop. 3 tane. Arka arkaya. Arka Kural diyor ki vuramazsın döndük, kardeşim diyor. Döndük sağdan. 1, 2, 3 de oradan. Evet. Ve kullanış biçimi çok değişik geldi bana. İlginç geldi. Böyle yukarıdan yukarıdan ve sanki tam sağrısına değil gibi. 2 tane de buradan. Zaten kamçıyı 3 aldı. 8 yaptı. Zaten 8 yaptı. Bu son ikiyi niye vurdu merak ediyorum. Zaten üçüncü veya dördüncü olacaksın. Bu çocuk ikinci sefer gelecek. Doğru. Ben oradayken yani apprenti okuluna başladığımdan beri bu ikinci gelecek. Ben ona çok nasihat ettim. Hiç böyle de bilmiyordum. Nasıl böyle bir kötü binişin içine girdi anlamış değilim. Evet. Bana göre komiser. Kamçısız binme cezası galiba ya. Yani oraya doğru gidiyoruz. Oraya doğru gidiyor yani. Öyle ama. Kamçısız binme cezası. Dışarıda öyle ya, kamçısız binme cezası veriyor. İstersen kamçısını alacaksın öyle bineceksin yani. İstersen bindirmiyorsun. Ya iki tablomuz vardı. Adana ve İzmir'den kamçı cezaları jokeylere. Onu da bir konuşalım mı? Hazır kamçı cezaları gelmişken. Şimdi geçen hafta İzmir'de dedik ki Hüseyin Şimşek daha önce kamçı cezası aldığı için bir yıl içerisinde artık 14 günün üzerine gün alamıyor, okula gelemiyor, sistem çarpı 2 olarak devam ediyor. Yani gün cezaları 28. ikiye katlanıyor. Evet, gün cezaları 28. ikiye katlanarak. Öbürü de 54, bir daha yaparsa 56'ya gelecek. 56'ya gelecek. 14'ten 28'e geldiğini Komiserler Kurulu raporunda komiser beyan etmişti İzmir'de. Evet. Şimdi bu hafta Adana Komiserler Kurulu raporunu incelerken bir şey dikkatimizi çekti. Sevgili Ömer kulakları için selam olsun. Ömer Aktı dedi ki ya bu Adana'daki bir de Adana'yı verelim arkadaşlar. Bu İzmir'de komiser 28 gün diye yazdı. Fakat Adana'da Sayın Ömer Akmaz ve ekibi Velat Demir'e diyorlar ki son düzlükte fazla kamçı vurdun. Bir yıl içerisinde üçüncü kez bunu yaptın. 14 günün üzerinde ben sana ceza veremiyorum. Yüksek Komiserler Kurulu'ndan kesin sonuç gelinceye kadar lisansına geçici tedbir koydum diyor. Bindirmiyorum diyor yani. Evet. Tedbir koydum yani, binemezsin diyor. Binemezsin diyor. YKK sana diyor cezayı versin diyor. Bugün ben Sayın Ömer Akmaz'la görüştüm. Hocam dedim bu kurullar arasında işte 28 yazılmış siz 14 üzeri Yüksek Komiserler Kurulu. Bizim dedi mahalli komiserler kurulu olarak üst sınırımız 15. Maksimum o kadar veriyoruz. Maksimum 15 veriyoruz. Dolayısıyla 15 üzerinde bir cezayı çıkartma şansımız yok. Yüksek Komiserler Kurulu'na bu tarz cezalar için yazı yazıp yani 14 çarpı 2 olması gerekiyor ama sizin bu cezayı vermeniz gerekiyor deyip yazı yazıp raporumuza da 14 gün veriyoruz. Üzeri içinde YKK'ya sevk ediyoruz diye belirtmemiz gerekiyor derler. Velat'ın durumu da geçtiğimiz hafta salı bu ceza verildi. Çarşamba günü Yüksek Komiserler Kurulu'nda imzayı alındı. 28 gün olarak işleme konuldu. Dolayısıyla doğru uygulama Adana, yanlış uygulama İzmir. Evet ama ikisi de 28 gün alacak. Ben olsaydım Vedat'ın yerine komiserlere geç giderdim şeye. İfade vermeye. Geç giderdim. Böylece birkaç haftayı daha kurtarırdım. Yok dedi. Belki o zaman vermezdi. Evet. Yani ben ne demek istediğimi anlıyordum. Yani. Bir sonraki yarışımıza geçelim. Protesto Red, Doğukan Sava ceza. Kocaeli Kartöpe ipodromuna gideceğiz bir kez daha. Burada da ilginç bir detay var. 1 Mart gününe gittiğimizde. Sevgili Mustafa Tarhan da bir katkı yapmış. Gerçekten kamçı tarzlarını ve kullanışlarını
İmparator bir programda ayrıca anlatırsa çok sevinirim. Çünkü sahadaki kardeşlerimizden birçoğu kamçı kullanımını bilmiyorlar. Bu okulda öğretiliyor, bunun artık tamam. Anlatılacak bir şey yok. Her gün Avrupa'da temel eğitim, her gün Avrupa'da yarışı var. Bunu seyretsinler yani. Hakikaten o kadar da. Şurada bir temas oldu galiba. Evet. Burada işin ilginci safkanın ilgileri tabii, o adrenalinle belki farklı bir safkana protesto çekiyorlar ama komiserler kurulu hemen. Gündeme alıyor ve Doğukan Sav kardeşimize buradan. Evet, kararı doğru karar. Evet. 7 günlük bir ceza çıktı. Yani. 7 gün ağır mı diyorsun? Ağır yani ceza. Bilmiyorum daha önceden ihtarı var mı yok mu bilemediğim için bir şey diyemiyorum ama yani yoksa, eğer bundan önce ihtarı yoksa 7 gün biraz ağır olabilir bu dokunuşa, bu temasa. Evet. Bu isimli safkanda izliyoruz kardeşimizi. İşte bazı cezaları 7 gün değil de işte 5 gün verebilir, 4 gün verebilir. Yani ara biraz cezalar. Yani standart 7 gün gün vereceksin diye de bir şey de yok. Yani bu tür her ihlalin karşılığı 7 gün değil zaman, yani. Kasıt da yoksa buna 4 gün verirsin, 3 gün verirsin. Yani biraz esnetmeleri lazım. Ha bazen de 7 günse belki de 15 gündür 15 gün vermen lazım yani. Bu öyle 7 günlük bir ceza değil yani. Buradaki tabii bizim kanaatimize göre ama komiserin kanaati tabii, o tabii. Kendi kanaati. Bu yakınlaşmanın. Ben de hop burada dokundu, temas etti. Atan abi gibi düşünüyorum. Sanıyorum önceki ihtarı olabilir. Tetiklemiş. Olabilir. Tabii biz onları görmediğimiz için. Şimdi bir diğer protestör red görüntüsüne gideceğiz ve üçüncü olan Nasuh Aktaş'a bir ihtar. Burada 3 isim ihtar alıyor ama Nasuh Aktaş'a para olarak da bir yaptırım var. Ama ben bu yarışın sonlarını anlamadım, açıkça söyleyeyim. Yani imparatora işte, soracağım. Bakın girdi, girince Congenial Sun ki yarışın favorilerinden biriydi. Evet. Hop. İç, dış. Şimdi bana göre burada ceza alacak olan kazanan at. Direkt. O da ihtar. Yani ona verecek, öbürkülerine hiçbir şey yok. O yapan o çünkü. Yani burada ihtar artı parayı alan Congenial Sun, Nasuh Aktaş. Diğerleri sözlü ihtar. Bak şimdi oraya, orası açık. At oraya girdi. Girdi. O iki attan girdi. Biz girelim oraya diye uğraşıyorlar bir tanesi en evet. Azından. Hem ama içerideki geliyor hem dışarıdaki geliyor. O geliyor. Geldi ama hoppa. Şimdi dışarıdaki at. Yani. İçerideki ve dışarıdaki, burası bizim yerimiz mi diyorlar Süleyman abi yoksa? Öyle bizim burası yerimiz diye bir şey yok işte. Bak, öndeki at bir çizgi var dışarıda zaten. Kazanan at. Oralarda dolaşıyor. Kazanan yani. At. Çok ihlal etmiyor ama. Oraya giriyor. Bir parça açıldı ama. Ya tek at olsa orada, arkadan gelen çift at değil de tek at olsa. Bak, bir tanesi girip kurtaracak işi belki ama iki at birden girmeye bak, çalışacak. Bak geldi bak, görüyor musun? Bir de daraltınca imkansız bir hale geldi yani iş. Allah korusun, kaza olurmuş. Tabii. Tek ihtar sadece. Yani tek para cezası. Ben yani genelde zaten İzmir komiserleriyle çok hani şey yapamıyorum, çok uyuşamıyorum. Öyle diyeyim yani. Bana en, bana en uzak komiserler yani şu anda kış yarışlarında İzmir. Yani Bursa'dan da tabii çok şey yapıyoruz ama özellikle İzmir bana çok uzak geliyor yani, bilmiyorum. Evet. Kamçı ile ilgili bir soru var Süleyman abi, onu sorayım. Kamçılar uzun vadede safkanın yarış kariyerini nasıl etkiler? Bir o soru var. İki, eskiden grup atlarda dönüş yarışı ya da yarış gördüğü söylemleri olmazdı. Kış sezonu koşmayan atlar Mayıs-Haziran kaldığı yerden devam ederlerdi. At kalitesiyle mi, at hazırlamasıyla mı, belki de rakiplerle mi alakalı? İmparator ne der demişler. Onu da sorayım. Hazır böyle bir boşluk yakalamışken. Yani şimdi şey... Yani grup atı bırakırdı, döndüğü yerden tekrar tabii, devam ederdi. Grup atı öyledir zaten, döndüğü yerden devam eder. Burada da var şimdi öyle atlar, döndüğü yerden devam ediyor. Güzel. Kamçı tabii ki bir şampiyonun hiçbir zaman için bunu unutulmamalı ki fazla kamçı onu şampiyonluktan eder. Eder yani. Oo, tek kamçı. Biz eskiden bizim adımız dövücüye çıkmıştı ama
en az döven bendim yani. Diyelim kamçı kullanan. En az kamçı kullanan jockey benim. Seyrettiğinler yüzlerce, binlerce kazandığım yarış var. Üç tane vurduğumu kimse görmez yani. Dört hiç yoktur da. Ben o zevirde iyi atlar çıkardı. Aman şu jockey binse de derdim. Binerdi. Üç yarış sonra yok zaten. İsim vermeyeceğim şimdi. UCC olarak beklerdim zaten. Allah Allah. Mesela Arap Taylarında falan. Üç yarış sonra yok. Öyledir yani. Vay vay. Bugün iyi jockeylere dikkat edin. Selim ve Halis'e. Bunların binliği atlar hep devam eder. Aynı kanatlamada. Niye? Çok kamçı kullanmaz. Üzmezler yani. Ya biliyor, heyecanı yok adamın. Kaybederim korkusu yok. Kaybedebilir. Yine dövmez. O şampiyon hep devam eder. Çok iyi. Bir nostalji yarışına gidelim mi? Gidelim. Geçen hafta hiç seyredemedik. Geçen hafta seyredemedik, bu hafta seyredelim. Centaur'u görelim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ki Centaur'da ne attı. Centaur'u görelim, sonra protestolara ve kulvar değişikliklerine devam edeceğiz. Centaur sarı kırmızı formasıyla şu anda ikinci sırada. Evet. Takip ettiğimiz safkan. Önde Cemiloğlu ekürüsü. Forma onun da atı bilmiyoruz. Nitro diye. Ha Nitro. Şöyle bir söyledim ama Nitro mu bilmiyorum. Olabilir. Nitro olabilir gibi geldi bana. Böyle doğru İşte büyük ekürler var. İşte Şeref Son Türk. Şeref Son Türk diyorum rahmetli. Gedik. Şeref Gedik. Ondan sonra Muammer Bey'in kitapçı atı var. Evet. Kitapçı. Zahit Demirkıran herhalde bir arka kırmızı evet, beyaz. Zahit Demirkıran'ın var. Duran Sölpik olabilir en geri. Olabilir. Evet. evet. Sanki evet. Ali Efe mi o? Ali Efe olabilir evet. Ali Efe. Ali Efe bir yarış geldi beni geçti yalnız Santuar'ı. Potada o yarışı bulması lazım esas çocuk. geçti geçilmişti bizi son dakikada geçti. Bu atlar hep İrlanda'dan, o dönem alınan çok sayıdaki atlardan. Değil mi Centaur falan? Centaur, Ali Efe dışarıdan geliyor. Ortada Daylight ki, Daylight'ı da severdim ben. Nitro'ymuş gerçekten. Baba Dayı ve Sailorman de tabii Ali Efe geliyor ama Centaur. Bir yarış sonra zannediyorum geçti bizi potadan. Yine böyle bir yarış oldu. Yine böyle bir yarış. Ve o yarıştan sonra ben gözlüğünü çıkarttım şeyin Centaur'un. Bir daha hiç geçilmedi. Vay. Arkayı güzel bekliyor. Güzel detay. Gözlük var gözünde, arkayı evet, bekliyor. Evet, gözlük var. Centaur'da ne attı? Halis Karataş yine Ali Efe'de ikinci. Halis Karataş'ın formunu nasıl değerlendiriyorsun Süleyman abi? Onu da çok... Enver sen bu soruyu nasıl sordun ya? Emel savunacağım falan ya. Twitter'daki şeyleri görünce. Çok soruyorlar abi, sorayım. Yarış sever ne dersi soruyoruz. Centaur'dan Halis Karataş'ın formuna geldik. Evet, ikinci Ali Efe Halis Karataş'ı gördün mü? Hangi yarışa göre konuşuyor yarışa? Kim bilir, genel skora bakıyor ya, yarışa. Genel konuşuyor da hangisine göre bakıyor? Performansını soruyor. Şimdi genel performans. Yani genel yüzdesinin altında kalınca hemen biliyorsunuz biz de Süleyman abi. Ya kolay bir şey atlatmadı adam. Şimdi şey yarışında Yılmabaşar yarışında 10 numara bindi. O kadar. Zaten 6 tane üst üste kazanmış, o atı hiç geçemedi. Ondan evvel de Tokaçoğlu'nun bindiği bir at vardı. Onu geçemedi. Yani kendi Tokaçoğlu da bindi, yine geçemedi. Kızılan. Yani ne var biliyor musun? Altın hiçbir zaman için çamura düştüğü zaman değerini kaybetmiyor. Oo. Bana bu sabah da söyledi orada yukarıda gaz odasında birkaç kişi. Şimdi bu jokeylik öyle bir şey ki. Özcan'ın elinde geliyor İzmir'e. Memduha var. Lead solcu var. Gidiyor Adana'ya. Bitcoin var. Bütün yarışları bunlar kazanıyor mu? Tamam. Kazanıyorlar. Dönüyor. Kocakaya'nın elinde bu kazanan at var. Tarıkan var. Ondan sonra ne öbür İngiliz atı?
Uğur Paşa. Uğur babam var. 3'te 3 yapmıştı. 3'te 3 yaptı. Bu atlara biniyor. Bu atlara Halis mi biniyor? Yok. Bakın şimdi bu jokeyler kaybettiği zaman bu atlarla direkt Halis'e gelir at. At sahibinde öyle bir psikolojik bir şey var. Şimdi seni Halis attan düştüğü için, binemediği için tabii. Ne oldu? Elinde hiç at kalmadı. Doğru. Bu gayet doğal yani. Tabii. Kazanırken kalmadı. De kimse değiştirmiyor. Kazanırken de kimse bir de. Halis de kazanmayınca diyor ki, ya formunda değil diyor. Ama biz baktığımız zaman formunda mı değil mi anlıyoruz. Yani Halis'in nasıl bir profesyonel olduğunu da millet bilmiyor. Halis'in evinde mekaniği var. Her zaman çalışır. Atın üstünde de çok iyi ben görüyorum. Kaybedebilir. Şeyde de kaybetti. Arek Bey'in atından. Evet. El Nino. El Nino ile. Eksik mi bindi? Yok. Can Dadaş çok formda. Ya, ha, öbür jokeyler kötü jokey mi? Onlar da iyi jokey. Kesinlikle. Yani. Sonra bu seneye bakıyorsunuz 52 tane grup kazanıyor. Grup kariyer rekorunu kırıyor. Unutuyor insanlar çok çabuk. Güzel. Halis Karataş'la ilgili sorularınıza da böylece İmparator'dan cevap geldi. Yani. Adana'ya gidelim. 2 Mart günü protestosu reddedilen görüntüye bir bakalım. Burada da öndeki Safkan'la dışındaki isim ki yarışın 1 ve 2 numaralı favorileriydi. Sonlara doğru bir mücadele tutuştular. Önce iç kulvardan dışarı doğru hamleler. Sarı formalı. Sonra dışarıdan içeriye cevaplar ve protestonun reddi gelecek. Bakalım İmparator bu duruma şimdi bu 1-1 oldu bu maç. Bir ona yaptı, bir de ona yaptı. Komiser baktı. Hangisini atayım, öbürünü atayım 1-1 olduğu için tamamdır dedi. Bir ihtar bir şey çıkmaz mıydı? Ya ikisine de ben olsam ihtar veririm. Değil mi? Yani ama bir önce içerideki yapıyor, sonra dışarıdaki yapıyor. Hop. Değiştirmediği gayet normal yani. Peki dışarıdaki Safkan içeri hop bu yüklenmeleri yapmayıp yarış yakın ara bitirdik biraz kafa karışır mıydı? Tabii o yapmasa. Değil mi? Öteki dışarı olabilir. Attığında Siempre Garador dışarıda favoriydi. En yakın rakibi de Kozmonot'tu. Kazanan evet. Safkan sarı ağırlıklı formasıyla izlediğimiz. Emrah Sincan kardeşimiz burada dışarı doğru giden Safkan'ına biraz... Kamçısı doğru elde ama. Evet. Doğru elde ama çekti şimdi. Şimdi ona gitmesi için orada çekti. Evet. Çekti yani orada ayarı kasıt var. Orada. Bu sefer de öbürü... Onun üstüne geldi. O da aynı yükleniyor. Şekilde... Hop. Bir. İhtarlar 0-0. 0-0. Normal. Ya ihtar alması lazım da tabii. Yarışın değişmemesi gayet normal. Şimdi İstanbul'dan bir görüntü var. Yarış severler onu da sorarlar. Onu da konuşalım istiyorum. Gökhan Kocakaya burada usulsüz kulvar değişikliği vermiş Mahalli Komiserler Kurulu. Ve 458 lira ihtar. Dış kulvardan gelen Yağız At ki haftalardır içeri, tabelanın içerisindeydi içeri kazanamıyordu. Yatıyor. Evet içeri yatıyor. Çekiyor biraz. Kavun içi bu beyaz. Arkada kalan ata hiçbir şey yapmadı. Tabii. Şu ana kadar. Kara yürekle bir mücadeleye girişirken burada hafif hafif içeri doğru hamleleri var. Buna da bir şey yapmadı. Sevgili işte, ama başladığı yerle bitirdiği zaten. Yer aynen. Son derece iyi niyetli ama komiserler yine de evet. Bir ihtar çarpma vermişler. Yok, değme çarpma yok, hiçbir şey yok. Bana göre boşuna ihtar almış. Değil mi? İstanbul'da öyle bir izliyor ki yarışları böyle hiç şey yok. Çim yarışları başlıyor ve bu da artık mevsimin değiştiğini gösteriyor. Onu da listeye aldı sevgili Ömer Aktı. Ve Adana'ya 3 Mart gününe ilk çim yarışına bir gidelim. Çimler başladı mı? Evet yağmur yağıyor. Kötü bir kaza oldu. Kaydı düştü. Evet. Burada atın bir tanesi. Kılıççıoğlu ekürüsü için kötü bir hafta oldu. Önce Miramis'in evet. Ölüm haberi. Evet. Sonra bir şanssızlık. Üzücü bir hafta onlar adına. Hop. Hop. İşte gitti geride. Bu yamalar var sahanın içinde. Bunları anlamış değilim. Nedir böyle? Çok çirkin duruyor. Şu anda ekranın en gerisinde görüyoruz ki arkasında bir at daha var ama düşüş anında görmüyoruz. İşte La Peregrina ayağa kayacak herhalde imparatorun. Hop. Kaydı tabii ama at yani. Şimdi tabii ki herkes çim mesela Adana'da neden çim gerekli diyelim?
İşte Gazi'ye gelecek atlar 3 yaşlıların oradan koşup buraya gelmeleri. İşte orada performanslarını attıran atlar var. İlk defa çime çıkıyor. İşte çim atı bunu gösteriyor. Ama öyle bir bugün bu dün mü koşuldu bu yarış? Evet dün koşuldu. Mart'ın 3'ü. Aynen öyle. Nisan'ın ilk haftası bitiyor galiba yarış. Hı. Bu atların tabii Nisan'ın ilk haftasında burada Gazi'ye bu yarışlara koşacak atlar geri gelecek. Bir aylık bir periyotu var buranın. Öyle mi? Evet. Bir aşağı beş yukarı. Ben şahsi kanaatimi söyleyeyim. Ben kesinlikle çim yarışını Adana'dan kaldırırım. Hmm. Hiçbir faydası yok. Yani bu bir ay diyorsun. Bu bir aylık. Sonra koşsun atlar. Ama 3 yaşlı bizim Gazi hayali kuracağımız atlara bir faydası yok. Bir aylık bir çim provasının. Tamamen İstanbul'daki bir politrak yaparım. İster çamur, ister yağmur, ister kaba kumu koşsun attan. İster politrak çimin aynasıdır politrak koşsun. Oradan hem kaba kumda kötü koşan atların politrakta koşarsa, yağmurda yağsa, daha da hafiflerse, daha performansı düzgün olarak acaba nereye hedef edeceksen oraya göre atını getirirsin. Ama bir aylık bir çim yarışında bunu görme şansın biraz bence değil mi? Bir maksimum iki yarış göreceksin yani, zaten. Ha şimdi bu politrak olsaydı bu koşan üçlüler yarış başladığı günden şimdiye kadar koşmuş olacaklardı. Çok çamurlar oldu, o yağmurlar oldu. O yağmurlarda falan süper bir yarış olacaktı yani. Güzel. Bu benim kanaatim belki. Hı. Yani bu işin buradaki başındaki insanlar belki öyle düşünmüyorlardır ama öyle olsa bence Adana yarışlarında Adana'ya giden 3 yaşlara daha faydası dokanır diye düşünüyorum. Yani bu çok tartışılan bir konu zaten yani. Evet. Adana, İzmir'de kışın çim yarışları. Evet. Aynen. Yani aynen İzmir'de bakın. Dönmesi. İzmir'de de bir faydası yok. O da şimdi başlayacak. Daha başlamadı. Başlamadı belki de Allah daha mı geç başlıyor? Yani kaza maza olur diye ödümüz kopuyor tabii. Yani. Bakın işte yağmur yağdı orada ne oldu? Pistin durumundan kaydı düştü at yani. Kaydı resmen. Yağmur da var. Kaydı yani. Ve çim bu ayda daha sağlıklı değil yani çim. Tabii. Sağlıklı. Tabii. Belki biraz daha şanslı. Yani daha çim çıkmadı. Bakın bizde de tabii, anca bizde Nisan'ın anca Nisan'da Nisan'ın 15'inde falan canlanacak. Bugün biz İstanbul Hipodrom'da çime baktığımız zaman onda daha sarı bölümler. Daha yeşermedi yani. Daha yeşermedi. Olmadı. Burada olmadığı gibi Adana'da da olmadı yani. Aynen öyle. Şimdi haftanın jockey performansları tablosunu alalım. Haftanın enlerini ve haftanın aprensini de konuşacağız tabii. Evet. Gökhan Kocakaya 15 yarış binmiş. 6 tane kazanmış. %40 kazanma yüzdesi var. 5 tane ikinciliği var. Bir grup yarışı var. Bir tane kısa vade. Grup 1 galiba değil mi? Yok grup 2. Grup 2 de bir tane. Bir de kısa vade. Özcan Yıldırım 11 yarış biniyor. 5 %45. Zaten bu kışı Özcan'la Kocakaya yüzdeleri çok anormal. Yüksek. Mesela ben dün 4 tane mi kazanmış Kocakaya? Evet, 4 yarış. Ondan bir evvelde Özcan 4 binip 3 kazandı galiba İstanbul'da. Doğru. Yani Kocakaya 15'te 11 ikili yapmış. Gerçekten çok güzel. Evet. Bir kısa vadesi var Özcan'ın. Ayhan Kurşun 20 tane binmiş. 5 tane kazanmış. %21. Bir tane ikincilik. Bir tane grup kazanmış. 2 tane de kısa vadesi var. Enteresan bir hafta. Haftaydı, evet. Mustafa Çiçek 30 tane biniyor. 4. %13. Mustafa Çiçek bak bir istatistik yapmıştınız siz. Hemen fazla binen. Yine de çok biniyor ama kazanma yüzdesi çok düşük bugünlerde. 4 tane ikinciliği var. Bir tane kısa vadesi var. Mehmet Akyavuz 10 tane biniyor. 3 tane kazanıyor. %30 yüzdesi var. Bir tane ikinciliği var. Bu Urfa'da binen kardeşimiz değil mi? Yok değil. Adana. Mehmet Akyavuz Adana'da biniyor. Adana. Ferit Yardımcı 13 yarış biniyor. 3 tane kazanıyor. %23. 2 tane ikinciliği var. Saadettin Poyraz 10 tane 14 biniyor. 3
kazanıyor. Biri kısa vade. Biri kısa vade. Ahmet Çelik 15 milyon. 3 kazanıyor %20. 3 tane ikinciliği. Kısa vade açık yok. N Avcı 24 milyon. 3 kazanıyor %12. 5 ikincilik, bir tane kısa vade. Müslüme nazar değmiş. Müslüme evet 1-2 haftadır durgun gidiyor. 26 biniyor, 3 kazanıyor %11. 5 tane ikinci kısa vade açığı yok. Şimdi evet. Geçelim diğer tablomuza. Haftanın enlerine bakalım. Evet, haftanın İngiliz atı tabii ki Kızıltüy oldu. Haftanın Arap atı Artuklu. Seçtik. Haftanın at sahibi Suat Kutlu. Haftanın yetiştiricisi Hasan İkinci. Haftanın antrenörü Mehmet İnal. Haftanın jokeyi Ayhan Kurşun. Gökhan Kocakaya. Haftanın aprantisi Danyal Kaya. Gerçekten Ayhan'la Gökhan'ı ayıramadık. Gökhan'ın pazar performansı sonrası. İkisi de mi aynı şekilde? İkisi de mi gruptu yarışta? İkisi de grup kazandı. Ayhan iki kısa vade kazandı ama Gökhan da pazar bir dörtleme yaptı. Dört koşu üst üste kazandı. O bakımdan at başı bittiler diyebiliriz. Danyal Kaya'nın bir yarışını görelim. Düzlüğe doğru gelebiliriz. Startla birlikte liderliği alıyor. At manikürsünün safkanında. Diamond Dash. Diamond Dash'te. Yarışa temposunu veriyor. Ve mücadeleyi lehine çeviriyor. İmparator'a da bu yarışı özelinde Danyal'i soralım. Bu kısırağı çok seviyorum ya. En öndeki isim Süleyman abi. Evet. Bütün ataklara cevap veriyor. Kamçı kullandı mı hiç ya? Dikkatimi kullandı. Bir ya da amcacığım bir alabilir miyiz onu 300'e? 300'e geri alalım. Bakın şimdi burada bir şey göstereceğim. Bak sol elini bir kamçı kullandı. Bir tane daha kullandı. Bak sol elini ne yapıyor görüyor musunuz? Kamçı böyle mi kaçırdı yok? Hayır. Kantarmayı öyle kendini böyle bir yani arayış içinde bu çocuklar. Gayet güzel atın üstüne kapanmışsın. 80'lerde itiyorsun. Var ya icat çıkarma, icat çıkarma diye. Ata hakimsin. Ata hakimsin. İcat çıkartma. Yani. Bak. Bu ne? Normalde o hareketle kantarma mı? Bu böyle alırsın. Değil mi? Yani toplar bunu yapıyor Avrupalı. Böyle alıyor. Ama bunu aldığı zaman böyle yapmıyor. Danyal'la İşman'ın binin stilleri aynı. Aa. Evet. İkisi de bazen attan fazla koşmak istiyorlar. Herhalde boyları da atın üstünde baktığıma göre Danyal da öyle kısa bir çocuk değil yani. Biraz fizikli tahmin ediyorum. Evet. Ama oturma kalkma yok herhalde değil mi? Yok. Danyal yapmıyor, öyle bir şey yapmıyor. Daha dizleri yapışık. Dikkat etmesi lazım. Yani bunları seyrediyorsa yarışını ertesi gün yaptığı şey yanlış yani. Çok heyecanlandı 300'den bu yana kaybederim diye. Telaş var. Yani iyi jockey olmak istiyorsan hiçbir zaman hiç telaş yapmayacaksın. Soğukkanlı olacaksın yani. Telaş eden jockey hiçbir zaman için büyük jockey olmaz yani. Onun için hedefin büyük jockey olmaksa biraz soğukkanlı olacaksın. Bak buraya kadar çok soğukkanlı. Bak buradan sonra ne yapıyor atın üstünde görüyor musun? Bak kafayla beraber el de sallanıyor. Değiştiriyorlar. Mesela bundan evvel de biz bu haftanın aprantisi oldu seyrettik. Gayet düzgündü. Adana'da bir yarışta dışarıdan bir sprintle gelmiş oradan. Atan abi, var mıdır dikkat çeken sende başka aprantiler? Yani var tabii aprantiler ama şimdi artık insan söylemeye korkar oldu yani. Bugün İsa'yı seyrettikten sonra yani şoklardayım olacak. Yani. Evet ya olacak ben işte. O kamçı kullanan çocuk. Evet İsa Yavuz. Değil. Kocaeli'ndeki. Ha evet Mazlum Pirdemir. Evet o çocuk tahmin ediyorum
Apranti okulunda kamçı cezalısıydı. Hiçbir ay orada kaldı, geldi o günü burada. Kağıt bindi, bir birinci, bir ikinci. Gayet iyi gidiyordu. Biraz işte kilosu 55 kilo falan geliyordu. 56 kilo çıktı bana. Çok düzgün biniyordu. Ondan sonra yine öyle. Ben bu yaptığına şaşırdım. Evet, çok ilginç. Psikolojileri yani, birbirini, yani bir günleri bir günlerine tutmuyor. Hayret yani. Ve gelecek bak ne kadar kötü. Çok enteresan. Yani. Bu ceza onun için. Gelecek bir ay. Tabii ya. İdmana da bunu bir şey yapalım mı? Dillendirelim. Bu çocuk bir ay ceza alıyor mu? Bir ay burada aç çalıştırmıyor. Bu çok kötü bir şey. En azından o tarafını... Yani o tarafını halletmek lazım. Şimdi bu yüz kızartıcı bir şey yapmadı ki. Kamçı kullandı. Ceza aldı. Burada apranti okuluna geliyor. Nasıl olsa burada işte teorik dersleri var, mekanik dersi var. Her sabahta gelsin. Yine hoca nezaretinde uzmanlığını sürdürebilir. Ceza yani. Alan jokeri aç çalıştırsın yani. Tabii ya. Şu anda bir çocuk daha var orada. İsmini şu anda çıkaramayacağım. Çıkmıyor idmana. Bu bir ay çıkmıyor. Bir ay sonra yarış biniyor. Nasıl olacak? Ya. Yüz kızartıcı suç olursa bir disiplin suçu. Bu çalıştırma. Ama bu adam kamçı cezası almış. Bırakın çalıştırsın. Yüksek Komiserler Kurulu. Yani Ahmet Bey bunu, Ahmet Özbelge bunu düzelsin diyorum ben. Yani bu bir bence bir hata, yanlış. Güzel bir yani. Güzel bir detay yani, ya. Yanlış yani. Çifte cezalandırma olmasına gerek yani, yok yani. Hem bu idmandan ceza yiyor hem öbür tarafta zaten. Hem yarıştan yiyor hem idmandan yiyor. Zirve yani, mücadelesine son olarak bir bakalım. Özür dilerim Süleyman abi, kestim. Ahmet Bey bu birçok şeyi değiştirdiği gibi bunu da değiştireceğine ben inanıyorum. Özcan Yıldırım hem yüzde olarak hem sayı olarak. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Gerçekten bir jockey'in %41 öbürünün %39. Bu genel toplama. Hafta içi %45 yani %40'taydı Özcan. Ya, hafta doğru. İçi tamam da. Bu da bu yani zamana kadar yüzdesi müthiş. %39 müthiş. 30 bunun şeyidir. Her 3 hafta biri birincidir. Yani bu böyle gider. Bu 39'lara çıktı. Öbür jockeyler 2,5 hatta bir oldu şimdi. Evet. Bak birincilik 37'ye 41. Birinin %20 birinin 39. Ya. Öbürü 34 kazanmış. O da %20 Müslüm Çelik. Tolga Özcan'ı Özcan'ın silahıyla zorluyor. Yani ondan çok daha fazla adet at binerek skoru yakalamaya çalışıyor. Ki Tolga için de iyi bir yıl gidiyor. Ama Özcan çok iyi bir şey yakaladı yani. Çok iyi bir yüzde yakaladı ve onu koruyor. Haftalardır koruyor yani. Ya şimdi tabii ki elindeki atlar. Şimdi önemli tabii. Ben anlattım ya, enteresan. Evet. Şimdi sezon başında da burada iyi atları kim bulursa işi o götürür. Şimdi mesela Halis Taykut. Yani Ankara'da. Bu hafta Taykut koşuyormuş galiba değil mi? Dönüyor. Ankara'da mesela. Ankara'da yakaladın iki tane iyi at. O senenin işte bütün o yarışları kazanacak atları baskı kuruyorsun. Geldin İstanbul'a yakaladın iki tane at. Bu çok fark eder. Sezonu yaklaştıkça konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Son görüntü Pirsus. Onu da sormuş yarışseverler. Hay hay verelim. Süremizi bir 2-3 dakika açtık ama önemli değil. Çıktığı gibi kazandı. Saadettin Boyraz. Bu tarz tempo yarışlarında artık söylenecek bir şey yok. Yarışa temposunu verdi ve favori Bay Emir dahil olmak üzere kimseyi yanına yaklaştırmadı. Arka grubu ikincilik mücadelesiyle baş başa bıraktı. Evet, güzel bir yarış oldu. Kısa vadiyeli 4 karı. Kazanan çok güzel koştu ya. Hiçbir yerde sallanmadı. Ya 1200 metre zaten evet. Bunun temposu memposu yok işte, çıkıyor veriyor ve bitiriyor. İp gibi geldi artık yani hiç. Kutlayalım. Evet. Pirsus'u, Saadettin Boyraz'ı, ilgilerini ve kapanışa gidelim. Neler söylersin Atan Hanım? Çok teşekkür ediyoruz yine destekler için. Güzel bir hafta başı oldu. İnşallah haftaya Allah sağlık sağlık verirse yine buradayız. Belki i̇nşallah. De Gutkör'ün galibiyetiyle. İnşallah. Daha detaylı. İnşallah ağzını bal yesin. İnşallah. Süleyman abi var mıdır ilave? Valla ilave edecek bir şey yok. Ne varsa bunun için söyledik. Haftaya inşallah ilaveler. Ağzınıza sağlık. Evet, 2,5 saatin sonuna geldik. Yayını sizlere ulaştıran TJK TV başta olmak üzere, rejisi başta olmak üzere tüm arkadaşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Tay TV bu yeni genişlikler açıyor.
Hiç şüphesiz ki onların da desteği yatsıramaz. Evet, önümüzdeki hafta hepimiz için şans, huzur, sağlık, mutluluk dolu bir haftanın ardından 2,5 saat daha açılış sohbeti yapabilmek nasip olsun diyelim. Hoşçakalın.